Hop 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 hop. Kardeşim, videoları keyifli keyifli izliyorsun. Beni de seviyorsun belli ki. Çok teşekkür ederim. Öncelikle videoya hoş geldin. Biz bu videoları genellikle Twitch'te canlı olarak izliyoruz. Ama sen YouTube'dan izlemeyi tercih etmişsin. Yayınlara mutlaka bekliyorum. Eğer ki yayınlara denk gelemiyorsan, YouTube'dan devam edeceğim diyorsan, kanala abone olup bildirimleri açmayı da sakın unutma, olur mu? Kendine çok iyi bak. Haydi bakalım. Sana ekran. O FO'yu kaç, Twitch'e fena bir video çıkacak buradan. Hadi bakalım. Benim Kıbrıs tatlım, ah benim arımayam, Afroditim. ah benim Afroditim. Sen Kıbrıs'ta dalgalar vurdu vurdu da buralara mı geldin? O dalgalar sana vura vura buraya da buralara kadar git. Selamun aleyküm hepinize. Nasılsınız? Ne aleyhine aleyküm selam üstad. İyisiniz inşallah. Şöyle saçımda, tarzımda ufak değişikliklere doğru gidiyorum bildiğiniz üzere. Nasıl olmuş arkadaşım yeni saç silimi? Öncelikle senden Ben duyayım. çok sevdim inanılmaz dünden beri zaten buna onu empoze etmeye çalışıyorum. Benim gözüm çok... Kombinler fenasal bu arada. Kerimcan'ın her zamanki şıklığı fakat Samet bir dikkat çekti yani. Hızlı alıştı. En azından bir değişiklik artık. Evet ya Hani yeter. şimdi Samet görürse her zamanki şıklığım yok mu benim tarzında bir algı olmasın. Tabii ki öyle ama bugün daha bir göze battı. Ben bile böyle bir çocukluk fotoğraflarını bildiğim için oradan biliyorum böyle fotoğraflarını. Saçımı Hiç dün bir yaptım ya bilmiyorum. Samet'in yanına gittim dedi ki can Bebeksin. bebek olmuşsun dedi. Çok tatlıydı. Biraz daha yaşımı küçülttüğünü düşünüyorum. Böyleyiz biraz. Ne diyorsunuz yorumlara? Kerimcan aşırı yakışıklı oldu Amk diye bir yorum var. Sakalın etkisiyle mi? Mesut. Yazın ne Evet ya birazcık da düşünüyorsunuz? böyle aşkım bir de ben son 10 yıldır hatır hutur fön çekmekten kafamda saç kalmadı. Baba. Ne oluyor lan? Harika. Yol açalım kızlara. Gezdiriysen kendi kendine. Kırılan... Bir Kıbrıs şive denemesi geldi çıtır. Güzel. Gezdiriyor kendi kendini. Kendini Biz bu gel. arada bugün elimizden... Direksiyonun sağda olması bu Kıbrıs'ta. Geldiğince Kıbrıs şivesinde konuşmayı deneyeceğiz. Bakalım eğer başarılı olursak... Ne yapan gaz? Ne yapam kız? Gezdireyim kendi kendimi. Kendini. Ha, ilk olarak bugün Kıbrıs vlog, hatta Lefkoşa'dayız buranın. Kıbrıslı var mı ya chatte? Kıbrıs Türk'ü. Bir tane küfür vardı. Yedi karnını sikeyim miydi? Öyle bir küfürleri vardı Kıbrıslıların ünlü. Evet, vallahi öyle bir küfür var. Tarihini Bilir ya şey Kıbrıslı birisi varsa ne diyorsun abi? Oğlum hani öyle bir küfür hatırlıyorum ondan dolayı sordum. bir dinledik. Çok Anlatsalar da siz de güzeldi. dinleseniz. Ya benim Nasıl? hiçbir fikrim yok. Aklımda da hiçbir şey kalmadı. O yüzden yazın okuyun. Sadece Afroditlik olan kısmı Evet, biliyorsunuz. Afrodit buraya gelmiş Afrodit denizden. burada doğmuş. Yunan mitolojisine göre kız. Öyle mi Evet. dediler? Burada şu anda yemek yemeliyiz. Biz çok açız. Ve Evet. ilk olarak dediler ki hellim Bende de çıtır bir açlık var bu arada. Bu yayın bir şeyler olacak gibi. bir pide varmış. Bu arada Girne'den Lefkoşa'ya geldik. Çok güzel yerler gezeceğiz. Bugün Erilcan ve Zırılcan Biz böyle gezermişiz bütün gün Yok, bu desene. halaya Yok gider. abartma Bu canım halaya ama. gider. Hey, 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 Kıbrıs şivesi ve Kıbrıs şivesi. Gayet çok teşekkürler. Silen. O zaman şu anda hellim peynirli pide yemeye bereket Ha, fırına. evet, hellim peyniri. Evet, Kıbrıs'ın ünlü yiyeceği hellim peyniri. Çok güzel. Gidiyoruz. Ah, Bereket fırın. bereketimizle geldik. Selamun aleyküm. Nasılsınız? Efe, Kerimcan ve Yemekteyiz dışında başka kanal izlemek özlendi yaz. Öyle spesifik bir örneğim yok ama eskiden bayağı izlediğimiz için özlendi. Evet, ben sana %100 katılıyorum. Bu aralar biraz çok fazla yine bak Big Brother zamanları gibi sürekli Yemekteyiz izlemeye başladık. Ben bu durumdan bir çıtır rahatsız olmaya başladım. Kanalımızın çeşitliliğini üst seviyede tutmak benim görevimdir. Bu sebepten ben bu konuda sorumluluk alıp elimden geleni yapacağım arkadaşlar. Merak etmeyin, merak etmeyin. Tembikçim çok teşekkürler. Bereketli bir gün mü? Fırın kapalı Ne der zaman? misiniz?
Burada bize hellimli pide yiyin dediler. Hellim peyniri diye bir şey yoktur. O hellimdir. Çok özür dilerim. En iyisi yememiz gereken hellimli pide midir peki? Pastırmalı pide de var, hellimli pide de var, kıymalı pide de var. Sen ne seversin? Aman. Bir pastırmalı, yok pastırmalı değil. Ay kokarız şimdi, bir sahnem var. Bir hellimli. Sonra da köfte yemeye gideceğiz. Tamam. Biz bir tane hellimli pide rica ediyoruz. Tamam. Bekleyin, bir 10 dakika yapalım. Tamam. Teşekkür ederiz. Kumarcılar Hanı'na gidelim onda. 10 dakikada olur mu? Tamam, biz bu Kumarcılar Hanı'na gidip orası gezelim. 10 dakikada bitebilecek bir han mı? Zaten çok açık bir yeri yok. Her yer küçük. O zaman biz 10 dakikaya gelip yiyoruz. At oraya gidelim. Abla. Sağ olun. At fırına abla. Bu ağaç mı, heykel mi? Neredeler şu an bu arada? Girne'deler mi? Heykelimsi ne? Ağaç. Ne? Ha, heykel kız. Yemin ederim ağaç sandım. Kumarcılar Hanı'ymış bak. Kumar mı oynuyorlar? Kür. Lefkoşa. Kayrenia Girne'nin mi diğer adıydı? Evet, tamam. Yani toplanıp herhalde. Bir şey söyleyeceğim. Dün göre tam olarak 1000 dolar kazandım. Can 1000 dolar kazandı. Onun enerjisiyle bugün... 1 milyon dolar kazanmaya bugün gidiyorum. Bugün 1 milyon dolar kazanmaya beni gideceğim. Beni sormayın. Kumarcılara gel. Kumarcılar Hanı restoranına başlamış ve 2006 yılında... Vay vay, harika, gel bakayım. Hızlı okuma dersleri. Bekleyemeyeceğim onu çünkü ben. Güney Kıbrıs'taki insanlar kuzeyde benzin ucuz diye kuzeyin benzin istasyonlarına gelirken kuzeydeki Kıbrıs Türkleri euro kazanmak için güneye çalışmaya gider, resmi bilgi. Allah Allah. Zaten. Asmalı konak. Asmalı konak. Ay buraya 10 dakika. Film seti. Yemin ederim. Ay inanamıyorum. Nasılsınız? Ay, kolay gelsin. Örgü mü örüyorsunuz? Patchwork değil mi? Ellerinize sağlık. Ne kadar yeteneklisiniz. Çocuk için battaniye mi? Şuna bak. O alan harbi çok güzel. Olaysın kız. Ne yeteneklisin. Adaçayı yaktık bunda kız. Bu adaçayı yakmalık bir şey olabilir. Olabilir şimdi. Mi? Bu adaçayı yakmalık bir şey mi? Öyle mi? Bu ses nereden geliyor? Tütsü, adaçayı, defne yaprağı. Ama sanki bu renk yanarsa daha da belli olmayacağı için bakır renk. Evet. Bu ikilinin her şeye şaşırması abla olay. Evet ya şey, ama öbür türlü vlog çekemezler ki zaten. Yani her şeye böyle bön bön bakan bir adamın vlogunu kim izler ya? En azından tavalarımız yanmaz artık. Değil mi? Ama yani bu kadar küçük değil bizim şey. Bunun daha büyüğü olsa... Ama çünkü bizim adaçayımız bu kadar. Ve bizdeki kötü göz ve böyle nazarın çıkması için böyle büyük bir kazan gerek. Ay bu da cadı kazanı gibi kız. Evet. Sen de cadısın olağanüstü. Ay baksana. Ben cadıyım. Ama tatlı cadısın evet, sen. Süpürgem de var. Ay yemin ederim cadı bulduk. Ya. Kız yakmasınlar seni buralarda. Dikkat et. Ay olay uçuyor mu süpürgen? Uçuyorum. Evet, ay mükemmel valla, çok tatlısın. Çok şeker. Ya. Bu taşlar ne taşları? Ener. Ener taşları. Ener. Şeyler onlar bunlar. Taşların enerleri. En pozitifi yine de pırlanta. Bu bir şey çekiyordu. Bir kötü enerjiyi mi çekiyordu? Elmas. En pozitifi elmas. En pozitifi elmas. Taşların babaları. Evet. Sihir ve büyüden koruyormuş. Kız. Ay. Dublin'den selamlar Efe'cim. Günlerdir sabahlardan beri sen ve yemekteyiz izliyorum. Lütfen devam. Çok teşekkürler. İzleyeceğiz, biraz izleyeceğiz. Abu Dhabi'den biri izliyorum yazmıştı. Abu Dhabi'den. Vay be ulan, ne internasyonel bir chat be burası. Bunu hemen biliyorum tak demek arkadaş. Bunu almam gerekiyormuş bak. Hemen tak. Ay takıyorum. Helal. Sizi gebertirim. Hele. Evet. Hele. Hele. Kıs. Cadı bir var arkadaşım. Enerji. Vallahi gelir yakarız. Eyvallah. Güzel. Cadı bile buldu. Büyü ve sihir yapıp. Olay. Ne kadar? Güle güle koyun. Ay yok yok, öyle olmaz. Teşekkür ederiz canım benim. Teşekkür çok sağ olun. Ederiz. Güzel günleriniz olsun. Sağ teşekkürler. Olun. Merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Bunlar ne işte şey? Cin kovucu. Dream catcher. Ay tabii kız. Bunlar asıl. Tövbe iptal. Nazarlık. Siz mi örüyorsunuz?
Aa, ellerinize sağlık. Ve yakalığa falan takılabilir. Muska diye. Hadi bakalım. Anca. Belki dilimiz olmuştur. Aa, gerçekten söyle. Net süremiz doldu. Buraya 10 dakika ben tam olarak çok daha fazla. Uzun ve büyük bir yer gibi zannediyordum burayı bu arada. Marzahar Hanım. Burası kafe mi? Burası buranın değil mi? Şuraya oturabilirsin. Öyle mi? Tamam. Aa, iyi desene kız. Açım. What is your name? My name is Açım. What is your name? Açım. Ona ki nice to meet you. Nice to meet you. Aa, Açım. Nice to meet you. Wow, Açım. Nice to meet you. Açım'ı onun adı zannediyor. Evet, adı zannediyor ama adam... Başta önyargıyla bakmıştım ama şu son 4-5 videolarını çıkar çıkmaz izledim. Fena sarıyor. Evet ya, ben keyif alıyorum baya. Bir de Kıbrıs'la ilgili şöyle chat'e ilginç bilgiler yazsanıza ya. Ben çok merak ediyorum böyle farklı lokasyonlarla ilgili oranın yerlilerinden alınmış bilgileri. Aç. Ama herif aç. Bir yemek. Şimdi Afrodit bugün tam olarak... Kıbrıs çok sıcaktır. Tamam. Buradan sonra bir yer varmış. Ha? Köftenin ismi de... Sabur köftesiymiş. Ama neden? Her sipariş minimum 1 saat sürüyormuş gelmesi. Ve insanların sabra ihtiyacı oluyormuş tabii. Kesinlikle. Bunu yemek için. Biz de bir sınanacağız. Aa. Biz de bir saati otele gider, biraz oyun oynar, ondan sonra biraz kazanır, tekrar geri döner. Kıbrıs'ta kraliyet ailesine ait otel olduğunu ve şu anda NATO tarafından korunduğunu biliyor muydun? Harbi bilmiyordum. Olmuş olur hani. Arkadaşım çok tatlı bir çocuk olduğunu değerlendirmek istiyorum bir saatini. Tabii zaten şu şeyi bile, pideyi bile beklerken 10 dakika. Kıbrıs'ta okul kazandım. Yurt parası okul parasının 4 katı olduğu için gitmedim. Abi al bilgi. Han videosu çektik. Kerimcan gitti. Kerim Han geldi. Bu işler bundan sonra Kerim böyle Kerim Han Hazretleri. Abart, ay yok haşa. O Hazretleri şey olmadı. Öyle bir şey olmayacağım. Hani padişahlara da öyle diyorlar ya manyak. Sultan Süleyman Han. Evet. Evet. Ama hiç gerek yok. Yok tabii ki canım. Can. Evet. Hüseyin de benim önümde böyle el pençe. Manyak. Gel bebeğim yaklaş. Gel bir tanem benim. Nasılsın? Teşekkür ederim. Dinlenmeyi siz nasılsınız? İyi ben de ne yapayım? İyi gördüm. Harikasın. Ya. Rahat. Bilmiyorum ama hiç öyle tamam. Şeylere gerek yok. Rahat takıl. Tamam. Relax. Okay. Han Hazretleri gibi davranma. Hiç tamam. Hoşlanmıyorum. Relax. Kerim Han Hazretleri diyeceksiniz. Hayır onu yapma diyorum sen. Şaka yapıyorum. Seni çok seviyorum. Ben de sizi çok seviyorum. Tanrım aç hatırım mısın mı? Söylediniz mi? Şey sonrasında yemeyecek miyiz yemek? Ha sen kendini sonra, köfteye saklıyorsun. Evet. Bu bizim kahvaltı gibi. Evet ardından direkt oraya gideceğiz. Sabredin. Evet. Zaten sabra ihtiyacımız olacakmış. Olmuş. Sabur köfte aşkım. Ama ben şimdi gidip köfte... Sabur köfte ne ya? Gerçekten yavaş mı geliyor? Mevzu o mu? Kıbrıs damgası pasaportunda varsa Yunanistan'a vize vermiyorlar. Bende var. Yemin ediyorum deneyeceğim. Böyle bir şehir efsanesi var evet. Yani ama sanmıyorum ya. Benim pasaportumda var Kıbrıs damgası. Kimliği evde unutmuştum. Yapan kişiye diyeceğim ki bakın bizim vaktimiz yok. Bizim dakikalarımız ücretli. Biz öyle sizin bir saatlik hazırlığınıza köfteniz dayanamayız. Köfteniz pahalıya çıkar. Evet bu böyle sıkıntılı bir yola açabilir. Bir şeyler doğurabilir. Dolayısıyla bence bize 15 dakikayı halledin ve verin. Sabır köfteciye challenge yaptıralım mı? Acaba 15 dakikada hazırlayabilecek evet. Mi? Bu da onun sabrı olsun. Hep bizim sabrımız var. Biz de onu biz sınayalım. De onu hadi evet, bakalım. 15 dakika. Sen şimdi köfteyi kim yapıyor? Gel. Sabur köfteci sabur challenge. Bunca yıl gidip o sabur köfteden köfte yiyen herkesin duasını alırız. O adama bunu yaparsak. Yapmak zorundayız. Evet. 50 yıllık fırından pidemiz geldi. Aa, poşetlere sarıldı. Neden limon? Kağıtlar. Ben limon. Limonla alakalı harbiden. Oha çok garip geldi. Sıkamam. Şimdi sabah sabah kahvaltıda. Vermezler kardeş sen Türksün. En iyi Almanya'dan bir senelik Schengen aldım. Yunanistan'da veri versin bir zahmet yani. Güzel gör. Bitince tabi. Bir yumurta da mı var? Aaa Samet çok güzel kokuyor. Ben limon sıkamam. Yumurta da var. Yumurta elim var. Harika. Elim. Bir baharatlar. Bayıldım desem. Bu arada vize işleriyle alakalı zor diyorlar, zor diyorlar. Mustafa geçen gün bam diye 10 senelik Amerika aldı. Ama böyle gerçekten bam diye yani. Ah. Yanma. Ay 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 şu su çok sıcaktı.
Dilim yandı Samet ya. Şimdi hiç yiyeceğim bir şeyden keyif alamayacağım. Aç üstünü, aç üstünü. Doğru. Çok hoşuma gitti. Yumurta ve elime. Yemek istedin o yüzden hemen. Çok, yemek çok istedim. Delirtti beni kız. Diye. Çok turist var ha. Evet. Çünkü yok. Tanıdığı varsa verirler. Yok be tanıdığım anıdığı. Ailecek başvurdular. Anası, babası, ablası, Muti hepsi aldı. ABD zaten 10 yıl evet. Biliyorum onu. Biliyorum. Kıbet. Buranın et markası herhalde. Kıbrıs'ın et. Maret diye. Kıbrıs. Maret de Maraş'ın o zaman. Onların bir, onların bir adı bir şeyi ben vardır. Ayşe teyze de aldı aldı. Kıbet. Malatya'ya da. Çok o. Maraş oluyor. Rel aldım. Marakeş. Yani Maret Marakeş'telerin mi? Sanırım Marakeş. Abi nereden nerelere giriyoruz? What the fuck is this situation? Evet, sadece pideden geldiğimiz nokta. Sağ olun. Pide bu arada bir tek bana mı ufak geldi? Yoksa onlar mı ufak istedi? Yoksa Kıbrıs'ta pidenin genel porsiyonu mu bu? Ya canım yemin ediyorum pide çekti ya. Yemekten sonra harika olur. Ne dedim ben? Yemek yerken şu an Rihanna gelip benimle fotoğraf çekmek istesin. Derim ki lütfen bir dakika hayatım. Bekle orada geliyorum. Çünkü yemek yiyorum ve açım. What yani, is your name? Açım. Yani devam et. Lifeming. Ha çok hoş. Ben çok sevdim. Bence ideal şakası yapılmadı mı? Yok sana bıraktık Dilara. Evet. Sen sevdin mi? Tadı çok güzel. Evet. Taş fırında olması da ayrı bir lezzet katıyor tabii ki. Hı. Pastaneden alınca böyle veriyorlar. Pideciler de büyük. E pideci ama burası pastane değil. Evet. Ondan bana bir lezzet geliyor. Sanki böyle Adana fırından atmış almışım bize. Çok yedik. Evet. Oturacak midemize hamur sıcak. Evet. Oh ya ya. O zaman Allah sabır versin. Gidip şu sabırı trolleyelim hadi. İçeceksiz yemek yedik hayatımızda for the first time. First, evet. Su bile yok ya. Yani bunu bile kıyafette gittiler. İçecek istemeyi şeyi mi olmadı? Hani içecek yiyeceğim istesem bunu. Hayır. Ay çok dayanamıyorum. Açım. Gel, bak zorlayayım. Hadi. Geçecek çok yerimiz var. Neredeler? Nerede bu Sabır abi? Hüseyin. Hüseyin çok mutlu oldu. Sabır'a. Hadi bakalım Allah. Aa ödememiz var değil mi? Ah. Hüseyin sana inanamıyorum. Hemen. Tamam bende var bu. Bende de var. Hüseyin ben hiçbir yerde para ödemek istemiyorum. Ben onu hani ücretsiz olarak algılayayım. Sen arkada ödemeleri yap. Hani en azından. Hani psikolojik ben en azından öyle hissedeyim. En azından algısı ücretsiz. Aynen. Kıbet. Kıbrıs et. Ya ben o şeyle o noktalara girmeyeyim. Onlar halledilmiş olsun. Benim aklımda ödeme gibi... 250 dedi. Duydunuz değil mi? Kıbrıs çok pahalı arkadaşlar. E burada da kıymalı pide 300 lira. Bir şey yok. Aşkım Hüseyin hep arkada sürekli ödeme... Yemin ederim 300 lira. Yaptığı için bende yok. Aa! Tatlılarımız. Ne tatlısı? Bu çakızdez bu. Çakızdez. Yani çakızdez. Kıbrıs zeytinidir bu. Bu kuşkonmaz. Ayrelli derik biz buna. Kuşkonmaz kız. Evet, ayrelli. Ayrelli derik biz buna burada. Tamam. Cevizin var mı? Turuş macunu. Ceviz bitti. Bitti. Turuş macunundan alış macunu var. Ayva macunu var. Ceviz bitti mi? Çok güzel bir ağız bu ya. Ay ona diye geldik. Buradan dönecek miyiz? Döneriz. Tamam dönüşte oradan alırız. Tamam. Kişniş çok de var. Çok sağ ol. Ay sabır restoran. Aaa! We are open diyor. Gel. Selamın. Ankara'nın en iyi yerlerinde 250 lira pide. Arkadaşlar aha açıyorum. Dur gel bakalım beraber. Of kalamam asla. Hadi ya, gel kalbime yat ya. Yazıyorum şimdi kıymalı pide. Kıymalı pide. Evet. 260 TL. 175 TL. 306 TL. 150 TL. 190 TL.
180 TL, 194 TL, 190 TL. Tamam, ben abartmışım biraz. Tamam. Tamam, biraz abartmışım. Aleyküm. Ne yapayım? Ay tabii dur. Ön fotoğrafa kayıttayız zaten. Şu an evet. Kendini izleyeceksin. Allah. Oğlum ben de diyorum mikrofonlarına bir şey oldu falan herhalde. Twitch story'si attım. Özellik gelmiş. İyi yapmışsın. Hoş geldin İsmet. Bir şey söyleyeceğim. Biz geldik ama. Evet. Buranın adı Sabır'mış ve adının Sabır olmasının sebebi verilen siparişin bir saatte gelmesiymiş. Biz de ilk defa geldik bu arada. Adamı çalışıyor zannettim. Burada Kıbrıs'tayım ama. Ay sen burada sahibi değil mi? Ay Allah Allah selamı vermiş. Merhaba nasılsınız? Aman merhaba benim. Ha tabii ustayı çek. Bir dakika bir dakika bir dakika. Allah selamı vermiş. Merhaba nasılsınız? Aman merhaba benim. Ha tabii ustayı çekmeyelim. Tamam. Nasılsınız? Kimse de para yok. Millet karı gibi aç yani. Sağ olun biz de iyiyiz. Bir saat sürüyor mu? Usta neden? Düşündüm bir sebep düşündüm. Allah Allah ya. Gerçekten. Senden önce başkası varsa sırayı bekliyorsun. Normal kimse yoksa 20-25 dakika yersin. Harika. Kimse var mı? İki kişi var şu anda sırada. Okey. Yani bir yine bir 20 dakika sürer mi? 20'yi geçecek biraz. Yani iki, kaç kişi olacak? Sabır köfte bizi iyi karşılamadı evet. Gerçekten öyle. 5 tane. 5. Yaklaşık işte bu 2 tane bittikten sonra seninkini yapabiliriz. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Biz çekim yapıyoruz da çekim yapmaya devam edelim. Siparişimizi vermiş olalım. 30 dakika sonra gelelim oturalım hazırken. Samet gülmemek için. Götümen çekeceğim lan! Samet gülmemek için kendini zor tutuyor. Bak. Çekim yapmaya devam edelim. Siparişimizi vermiş olalım. 30 dakika sonra gelelim, oturalım, hazırken yiyelim. Olur mu? Beklemeyelim yani burada. Nasıl yapıyorsunuz? İçerisine ne koyuyorsunuz peki? Tuz. Sabır köfte. İşte sabır köftenin sabır köfte olmasının sebebi acaba sahibiyle olan diyaloglarla alakalı olabilir mi? Ya sabır köfte evet bravo. Demeyelim yani burada. Nasıl yapıyorsunuz? İçerisine ne koyuyorsunuz peki? Tuz. Yani salatasında soğan, maydanoz, domates var. Kıbrıs pidesi içinde. Tamam. Dana eti, baharatsız. Tamam. Anlaştık. 5 adet. Tamam. Saat 1:30-2'de buradayız. Tamam sağ olun. Yalnız şu an usta çıkıyor arkadaşlar. Tamam kolay gelsin. Çekil çekil. Allah kahretsin. Senin Allah cezanı. Kredi kartı yok. Tamam biz nakitimiz. Tamam abi. De var. Herifin sınır kabalığı. Kapısı. Çok kaba değil miydi? Ben ona ne dedim ki yani bana bağırdı. O biraz sanırım yaşından ötürü öyle ya gergin da oluyorlar. Normal dedeler. Var ama böyle amcalar. Yani dünyadaki ilk bu tarz amca bu değil. Çok var. Ben çok karşılaşıyorum şahsen. Öyle olur. Wow, burası büyük bir hanmış. İşte bu asıl han. Oha. Bu kadar büyük müydü lan Lefkoşa? Bana küçücük gibi geliyor hep gittiğimde. Asıl han. Kerim han. Kerim han. Kerimcan al. Hilal çok teşekkürler. 25 kişiye abonelik hediye etmiş. Hayırlı olsun alanlara. Kerim han il. Hadi bakalım. Kerim han. Ah ah ah. Burada da hediyeler medyeler o zaman. Bakalım ne hediyesi. Kıbrıs bu kadar büyük mü ya? 10 tane bina yok muydu? Bir de burası sadece Lefkoşa. Bunun girnesi var, bafrası var, mausası var. Var da var. Ve ben de. Bir takım akım mı? Merhaba. Kusura bakmayın beklettik sizi. Fotoğraf çekilebilir miyim? Tabii ki. Ay çok heyecanlı. Yok kız heyecanlı. Abi benim. Lefkoşa ortam şakası gelmesi olmazdı evet. Kim yapacak diye bekledim biliyor musunuz? Ya tahminimden çok geç bile geldi ya. Teşekkürler. Rica ederiz. Herkes din izlemiş. Sen de mi din izledin? Gel sarıl bakalım. Çok seviyorum. Ya. Bu arada gerçekten çok güzelsiniz. Teşekkür ederiz. Ah olive oil lavender.
Aa, anneci bunlar bak, Samet kahveler örtülüyor, sepetler. Kahveler. Ay çok güzel. Biber. Hmm. Bak bunlar el işi, hep karılar tığla evet. Örüyor bunları. Ama buna uygun bir ev dekoruna sahip olmadığımız için. Evet. Kıbrıs'ta bırakıyoruz bunları. Dur bakayım. Aa, cadı süpürgesi mi alsaydık? Cadı süpürgesi satarlar. Cadı süpürgesi aldık, uçarak gittik İstanbul Havalimanı'na. Samet. Rüyalar alemi. Çok hoş. Ya bak şimdi, cadı süpürgesi deyince bana yine bir sinir geldi yavaştan. Tamam mı? Bana bir sinir geldi. Arkadaş, senelerce biz beklemişiz. Harry Potter severler olarak bir tane oyun çıksın da Harry Potter'la alakalı girelim oynayalım diye. Tamam mı? Süpürgeyle uçma mekaniğini koyuyorsun. Bir Quidditch. Bir dakika, drop diyor. Ha, bir Quidditch koyamadınız mı yani bu oyunun içine? Şimdi bir de duyuru atmışlar. Yok, Quidditch'i ayrı oyun olarak çıkartacağız diye. Arkadaş, bari DLC falan olarak çıkartsaydınız. Neyse. Sinirlendim düşününce. Hoş. Çok hoş. Tüyü görünce biz. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk kızlar. Ne yapınız kızlar? İyidir, siz ne yaparsınız? Biz gidip kendimizi gezdiririz. Kendi kendimizi. Küçük denemeler, küçük denemeler. Siz? Biz de öğlen arası. Öğlen arası gezdirir misiniz? Gezerim. Kendi gezerik. Olay. Hadi görüşürüz. Ay, hoş bulduk. Kolay merhaba, gelsin. Kolay gelsin. Çok güzel. Teşekkür siz ederiz. De. Ay çok güzel buralar ya. Ben de çok beğendim. Çok otanto. Çok otanto. Otanto Kıbro. İnsanı da çok güzel ya Kıbrıs'ın. Vallahi böyle keyifli geldi yani. Büyük Han da bitti. Hadi bakalım. Ay biz Han Han dolaştık. Han Han, Ömrümüz Kerim Han. Ömrümüz Hanlar'da geçti. 30 dakika geçti mi peki? Geçmedi. Tabii ki. Sana sözümüz vardı. Tutalım sözümüzü. Ver bebeğim bana. Buyurun. Rica ederiz. Bizim şu an bak 20 dakikamız var. Tamam. O zaman sınır kapısına, Lokman sınır kapısına geçelim. Hadi. Tamam. Orayı bir görün. Sınır kapısında ne var? Sen adam bağırdın, kargalarda sana bağırdı bak. Görüyor musunuz? Arkadaşım. Tabii ki. Çok artık peşimizi bırakırsınız. Hadi öpüyoruz. Oğlum yukarı katta selam verdikleri değil mi onlar? E orada çekilseydiniz ya, hanın kapısına kadar inmişler. Kıbrıs ağzının farklı olmasının sebebi Osmanlı dönemindeki kelimeler ile İngilizcenin karışımı. O yüzden modern dil daha geç gidiyor oraya. Hatta uzun zaman metre birimleri Kıbrıs'ta değişti. Uzun zaman sonra değişti diyeceğim ben. Hadi bay bay. Ay süper bak, tam şeylik buralar bak. Mikmiklenmelik yerler. Mikmiklenmelik yerler buldum. Ay buranın biraz tarihinden bahsetmek istiyorum. Ama hiçbir şey bilmiyorum. Ay şu adama sorsaydık tekrar bize. Hoş geldin Serdar, eyvallah. Anlatsaydı. Aa. Did you say bitch to me? No. Okay. I'm How sorry. Are you? I'm good. Where are you from? Good to see you. Cypriot. I'm Cypriot. Türküm aşko. O zaman ne İngilizce konuşuyorsun kız? Aa, ne bileyim, seni görünce öyle bir yüklemediğim falan. Türk de değilsin. Bayağı Kıbrıs Türküsü bu. Evet. Yani Kıbrıs Türküsü. Evet. Olay. Bu diş kimin? Köpek dişi. Senin mi köpeğin? Hayır. Köpek balığı mı, köpek mi? Ben köpek ama köpek dişi senin mi? Hayır, arkada 20'lik falan oluyor ya, belki onun gibi bir şey sandım. Benim 20'liğim duruyor da evde. Benimki de. Valla saklıyorum. Yolu tıkadık. Değilmişsin bu arada. Aa, yok yok, sen yüksekte duruyorsun. Şuraya gel görürsün. Yalan söyleme. Evet bak. Okey, biz kaçtık, hoşça kal. Söylemeyin abi böyle şeyler ya. Biri de bana şey falan demişti bir kere gördüğünde. O kadar da uzun değilmişsin falan. Geziyoruz. Hoşçakalın. Tat kaçırıyor yani, anladın mı? Karşındaki mesela seviyor seni. Şöyle bakıyorsun, sohbet ediyorsun. İyiyim, teşekkür ederim, sen nasılsın falan filan. Ondan sonra ben seni daha uzun zannediyordum deyince mesela şöyle kalıyorsun. Yani ne diyeceğini bilemiyor insan, anladın mı? Mesela ben seni daha uzun zannediyorduğuma nasıl cevap verebilirsin ki?
Aa, Bülent. Ay sus. Olay kız. Bodrum ben. Tamam. Yani. Merkez. Evet. Burası şey Gümbet. Ay Gümbet değil. Neresi Bodrum abi? Merkez. Ay pardon. Evet. Ay Hermes'lere gel. Ne yapalım canım? Alan alıyor. Bu arada alanlar Türk değil. Gelen yabancılar bu kadar iyi taklidi burada gördükleri için. Doğrudur kardeşim ya. Eyvallah. O yüzden alıyorlar. Bir paylaşımda bulunmak istedim. Evet. Aa, ben en sevdiğim şey enginardır. Ayıklıyor. Gördüğünüz gibi bunun dolmasını da yapabilirler. İçkin yanında meze olarak da. Sen öyle mi yapan kardeş? Evet kardeş. İyisin. Süper, harika. Her yerde aradığım aklar sonunda burada. Calvin Boxer'lar. Abartma. Ben inanamıyorum. Adamı Bodrum diyorsun ki merkezi. Köftenin içinde ne var adam diyor ki tuz. Ay ona inanamadım. Herif tuz var dedi. Adam şey değil mi? Adam bayağı bir weird. Vermek ha, şimdi bunlar siparişi verdi gittiler mi bayağı? Demeyen neler için. Tamam okey. Neresi burası? Burası sınır kapısı. Okay. Yaya olarak Güney Kıbrıs'tan, Kuzey Kıbrıs'a ve Kuzey Kıbrıs'tan Güney Kıbrıs'a. Karşı taraf kamerayı çekmesin ama. Yok oraya çekme sakın. Çek bu tarafı beni çek. Burası sadece yaya olarak geçiş yapabildiğiniz. Burası. Anladım. E hadi bakalım geçsinler gitsinler. Teşekkürler. İşimiz yok orada zaten. No kamera yok. Kıbrıs halkı biraz kaba. Ay bayağı kabalar evet, ben inanamadım. Kabalar arkadaşım. Hayır insan bir şey yani bir gelmişiz. Biraz şeyine gerginler. Bir nezaket. E Kerimcan şimdi köfteci de okeyiz de orası da sınır kapısı yani. Bir ülkeden farklı bir ülkeye geçiyoruz. Oraya anlayış gösterilebilir bence. Biraz... Yani şurası Rum tarafı mı? Oranın polisi mi? Ne bağırıyorsunuz yani? Sinirlendim. Yani şu ak alalım bir sinirimiz düzelsin. Terlikleri geçirelim. Terlikleri geçirdik ayağımıza gittik. Burası sınırdı. Sınırı gördünüz mü? Ay ne sınırın haline bak. Suriye sınırı ay, gibi. Yeter. Sabırlar, polis, sabırlar, sınırlar. Ben yıldım. Yeter. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Afiyet. Sağ olun. Konser nerede konser? Şam'da da. Akşam. İnşallah yarındayız. Yer yok maalesef. Ben bulurum. İyi süper bekleriz o zaman. Teşekkürler Fırat. Vur bana. Neler ay, diyorlar. Erillik tam başımıza neler geldi. Adamlar arkadaşıma adam bana vur bana bana diyor. Bak bak şu Prada takım güzelmiş bakma. Orijinali. Orada oturan dayılardan biri vur bana mı dedi. Bakılabilir. Ev sabrım kalmadı. Laura Piano ayakkabılara kadar yapmışlar. Yapıyor ya. İnanılmaz. Şöyle geçelim. Afiyet. Aa burada müzik çalıyor. Şimdi o herife müziği kıs desek defol git der bize. Burası doğru yani biz değil. Yo şurası burası işte sabır burası falan sabır değil. Köftesi şurası. Ne? İptal. Bir tane daha çekilsek olur. Yapmaya yeni mi başladı? Olmaz. Beni trolledi orada. Ben de restoran sahibi diye herifle konuşuyorum. İntersen bir konuşma olur mu şu an dakikada? Farkında mısınız? Evet abi? Ya. Şokta. Masalardan kalk. Sen ne o kadar ilgi gösteriyorsun bana? Ben seni restorana geldim zannediyorum kendimi. Biz ayakta karşılamalar. Ona o kadar ilgi gösterdiğim için dükkanın sahibi de bana ters yaptı o sebeple. Merhaba. İyi sen? Hoş bulduk. Ay adamın, adamın elinde pala var. Ay tabii pala tabii. Değil kız o şey. Ne o kız satır? Satır değil Azrail'lerin elinde olan. Orak. Ay adam Azrail deyince bana. Ay evet ama da Azrail deyince o çağrıştırılıyor. Merhabalar kolay gelsin. Turkish towel. Aa bak Çin malı değil diyor. Bak Türk towel diye peştemal satıyor. Olay. Peştemal de hiç sevmem. Evet. Merhabalar nasılsınız efendim? İyi misiniz? Just real. Nasılsınız efendim? Sağ ol sen nasılsın? Çok iyiyim canım. Benim marketing becerileri. Vay. Bu caminin tarihi neymiş acaba? Bu Selimiye cami. Turistler bayılıyor ey sağlısın. Ay bizimkiler de bizi naşlatsın. Bayılıyorlar. Ay ben adama çok takıldım sabıra. Dur bir gidelim. Hani umarım köftesi amca... güzeldir. Evet. Umarım beni şaşırtır lezzetiyle. Bence bu lezzetli olmasını verdi. Onun egosu ego. Bu. Bir şey değil. Hem güzel yapayım hem mütevazı olmak çok zor aa, olmamalı. Aa. Fatih! İkisi, ne zorluğu var bunun? İkisi bir arada daha güzel. Daha güzel. Çok daha güzel. Bu ne mütevaziyetsizlik? Mütevaziyetsizlik.
Belediye pazarı mı dediler? Belediye pazarı. Pazarımsı bir yani bir şeyler alınabilir, evet, bulunabilir. Aa, bir hareket bak, bir kapalı çarşımsı. Hareketlilik de var. Evet. Hani fake kapalı çarşı gibi by the way. Çok farklı bir yerde geziyormuş gibi bir şey çağrıştırmıyor bana. Benim ilgimi çekecek bir şey de yok. Hiçbir şey yok. Belki. Ha belki merdane. Kesemese. Ha keseler, lifler. Bu 7 TL mi? Ha buradan 7 lif, euro kız. Lif mi taşıyacak? 7 euro 200 TL diyor. Bak pes. 7 nerede? 200. Gayet iyi abi. Kaç? 28'e falan sabitlemişler euroyu. Nerede? Birim olarak çok fazla. Çok değil mi? Fazla kız. Neredeler? Ay. Oğlum 25K'da anahtar vardı. 50K'da bu ne? Ya Fırat. Sen... orada bir sorun olmuş. Var ama. Başka semboller var. Aleykümselam Tembikçim, hoş geldin. Hoş bulduk kanka. Ay bağırma. Yayınlar. Kız adamın aklı gitti. Yok, ne bağırma adamın ağzı. Amcam duymuyor bile saçmalama. Sen ama onu duymadığına karar vermiş oldun. Yani duyamaz. Tepki vermedi diye karısı sağır. Diğer semboller yok. Max kupa var. Harbi mi lan? Biz yüklemiştik bir şeyler. Anahtar manahtar vardı. Bir şey vardı. Oldu adam. Tabii tabii. Amcam. Aaa bak. Burası niye çok sakin? Sabahın körü mü şu an? Ya turistik bir kısmı burası Kıbrıs'ın, Lefkoşa'nın daha doğrusu galiba. Ve şu an mevsim kış gibi olduğu için Kıbrıs çok kalabalık değildir. Sadece yerlileri vardır diye tahmin ediyorum. Tablolar. Aa! Bakırlar, Elizabethler, Diana'lar. Olay, Diana'lar. Ve yağlı boya. Katerina Şenay. Efe, Elif'ine bir şey söyle yapalım. Arkadan ben ekleyeyim. Yayın bitene kadar eklensin. Kanka sen kafana göre freestyle at oraya. Ya var mı önerisi olan, aklıma bir şey gelmiyor. Sembol olarak mı? Evet. Sıralama nasıldı? Madalya. Evet. Kaç tane madalya var böyle. Bir tane arka arkaya. Sonra anahtar. Evet. Falan öyle şeyler. 5 tane falan var toplam. UEFA kupasını madalya mı koymuştuk kupaya? Evet. Tamam. Bir üstüne Şampiyonlar Ligi kupası, bir üstüne de Dünya Kupası'nı koyalım. Ne diyorsun Efe? Ben de Şampiyonlar Ligi kupasından. Ya tamam, yazacaksın Google'a, çıkacak Esra Şampiyonlar Ligi kupasını döküm dök demedim yani. Şaka şaka. Tamam hadi yapıyoruz. Yapmış çok güzel bu arada. Yolla kız bize. Evet. Katarina. Bir Diana, bir Elizabeth. Severiz. Ne kadar? 320 euroymuş. Hadi hadi. 320 euroymuş. TL olsa alırım ya. Ay çok pahalı şu an. 320 euro ne ya? Ay. Zaten kazanmışım 1000 dolar. İşte öyle bakma. Nasıl doğru bakayım? İşte öyle bakarsan çok düşünürsün. Sadece euro olarak bak. Merhabalar. Ay biberlerin güzelliğine gel. Canlı canlı ye. Oo, bakayım. Ay çok büyük. Çok taze. Kıbrıs'ta pound değil mi ya? TL dışındaki para birimi. Mesela evler falan poundla satılıyor. Arabalar falan poundla satılıyor. Euro mu? Ev araba falan filan niye şeyle? Esra yeni mi attın Insta kanala? Görünüyor her şey. Her şey taze kokuyor zaten. Toprak kokusu var. Evet be. Toprak kokusu var olay. Allah'tan daha tatlı esnaflarla karşılaşıp. Evet, Insta kanaldan gülüp yeni gelen arkadaşlar. Konunun benle gram bir ilgisi yok. Konunun benle hiçbir ilgisi yok. Esra atmayı unuttu. Merhaba. Ay evet. Ki, Efe, o adam. Ama kaos çözüyordum ben o arada. Kaos vardı, unutmuşum. Abi yani. Orada orası ama Esra şimdi. Ama ondan sonra ben kanala da yazayım dediğimde bana artistik yapıp oha çoktan yazıldı o canım benim şeklinde artistik yapmayı biliyorsun. Bizimle bu şekilde sik Esra, sik konuşma. Esra'dan görüp geldim. Tamam mı? Ya yalan söyleme be. Sen özür dilerim. Geldi özür dilerim. Çete de biri yazdı. Özür dilerim. Türkiye'nin peratından sonra aklım başıma geldi. Herkesten özür dilerim. Adama karşı ön yargıların biraz daha kırılmış oluyor. Başka insanların güzel enerjileri geçiyor ve onu alıyoruz. Evet, evet, onu ben de alıyorum.
Ay çok kasvetli bu arada oranın içi de, oraya girmek de hiç istemedim ben. İşte bak enerjisi nasıl itiyor. Evet enerjisi itiyor, o adamla kavga bile edebilirim. Hatta elimize bile alıp uzaklaşabiliriz. Yapabiliriz bu arada. Aynen. Durup durup kuruldular bu arada. Durup durup kuruldular. Çok mantıklı olur. Aldık elimize yerken. Ha, onların orta içimiz rahatladı. Tabii canım. Peki bir şey diyeceğim. Sonra kustuk. Parmakladık kustuk. Tabii canım. Kıbrıs tatlısı mı bu? Değil. Ben Kıbrıs tatlısı da bu arada yemek evet, istiyorum Kıbrıs buraya gelmişken şu an. Böyle. Annem mi yapardı? Serap ablam mı yapardı? Where are you from? Poland. Hello, Eliza. Hello. Poland, lovely. Have a good one. Polonyalılarmış bak. Tabii tabii. Ve bayılıyor Esal. Karivik vik vik nerelisin sen bu kadar? Gel bakayım. Sen gel ünlü mü olmak istiyorsun diye. Kocası olmasın. Onun saçından tut. Unutmuşum lan onu. Yemeğe gidiyoruz. Yaptırıyoruz ya, ona gidiyorduk. Sağ olun. Selamlar. Ay moda İtalyanı sonra alışverişe. Olay. Moda Italiano. La gente mi canta. İtalya şok tabii. İtalya'nın bunu... Çok iyi nameydi bu arada. Bir daha dinleyelim. Italiano. La gente mi canta. İtalya şok tabii. İtalya'nın bundan haberi yok. Con la chitarra in mano, lasciate mi cantare, suona piano piano, lasciate mi cantare, con la chitarra in mano, sono l'italiano, l'italiano vero. Dan dan dan. Çıtır sallamalar vardı ama sorun değil. Ay bu bir hafta Fransızca, bir hafta İtalyanca, haftaya hangi değil? Tabii görüyorsunuz arkadaşlar, uluslararası bir kanalız. Zaten. Worldwide Balkanlar, bitch. Balkanlar, Boşnaklar, Bakü'ler, Azerbaycanlar, Avrupalar, Amerikalar. Fransalar, Amerikalar. Ay bu arabalar bu tarafta, yemin ederim şey evet. Direkt... Ya Kerimcan ne zaman tam erkek oluyor? Kanka şimdi onun töreni var. Ormana gidip aslan avlayıp yelesini kesip getirmesi lazım. Ondan sonra tamamlayacak. Direksiyonlar çok garip hissediyorum. Ben de geçen şey sandım. Dönüyoruz ya, havalimanında otele geçiyoruz ya. Hüseyin sürüyor arabayı sandım. Ama Hüseyin sürüyor. Ne alaka? Bakıyor bakıyor Hüseyin. O değil. Bak direksiyonlar şeyde sağda. Hüseyin hiç içeri girmek istemiyorum ben. Ah, oturabiliyor muyuz bir yere? Nakit mi yapacaksın? Yoksa nakit varmış da ben... Sadece nakit alıyormuş. Adamın yüzüne katlanmak istemiyorum. Nerede yiyeceksiniz peki? Elimde. Öyle yani. Evet. Çayda mı oturmak zorundayız? Yok. İçecek de al bana. İstemiyorum o adamın yanında. Evet evet istemediler. Gel şuraya oturalım. Hadi. Adama ekstrem bir kurulma söz konusu. Ya, ne durumda köfteler? Hadi artık. Ener. Bir de o adamın psikolojisini bozmuşlardır. Hadi 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 getir ha, artık evet. Getir artık diye. Artık sabır. Bu mesleki deformasyon ama kalkıp bana da patlamazsın yani. Çok kırıldım. Bak bunu izlersen beni gerçekten çok üzdün. Kırdın sabır amca. Bana öyle bağıramazsın. Bana kimse bağır. Sabır amca. Bağıramaz. Bağırmamalı. Ben kimseye bağırmıyorum çünkü. Ben çok sıcak yaklaşırken insanların bu şekilde tepki vermesi hiç kabul edebileceğim bir şey değil. Kimse kusura bakmasın. Kırıcıydı konuşma tarzı. Belki de Kıbrıslıların şivesi öyle bir zannı. Hayır aşkım öyle ben mi? Çok kendimi kötü hissettim. Ah sabır amca. Daha herife evet. Challenge diye girdik. Daha girer girmez herif benim bütün sinir sistemimi alt üst etti. Evet. Sen doğal bugün eril tarafı. Ne oldu? Ya arkadaşlar şöyle. Sabır köfteye girdiler. Sabır köfteye girdiklerinde önce yanlış kişiye mekanın sahibi zannettiler. Sonra normal adama geçtiler. Normal sahibi de ona doğru giderlerken kamera yok kamera yok ustayı çekmeyin ustayı çekmeyin dedi. Sonra bunlar da tamam dedi. Sonra sohbet etmeye başladılar. Kerimcan dedi ki burası dedi sabır köfte olmasının sebebi dedi. Bir saat dedi bekliyormuş sipariş verenler dedi. Doğru mu dedi. Usta da dedi ki sıra varsa bekliyorlar. Sıra yoksa 20-25 dakikada çıkar dedi. Sonra içinde ne var dediler. Bu kadar olay olmuş. O da tuz dedi. Bunlar da biraz bozuldu yani. Ne bileyim ben de anlamadım. Tarafından uyanmadı. Yakınım. İşte tam olsa eyvah. O tuşa basılsa madilik. Biliyorsun o madiliği. Sabır mı bunu dinleme. Bu arada
Kerimcan sabır köfte challenge'ı kaybetti. Sabrı taştı farkındaysanız, içeride oturarak yemiyor. Aa aşkım, ben sabır taşını bile çatır çatır çatlatırım. Beni bilmiyor musun? Olmuyor. Neyse, umarım ya köfteleriniz güzeldir Sabır amca. Umarım umarım, ben de hani öyle bir şey bekliyorum Sabır amcadan. Bakın zaten tüm Türkiye Plus, tüm dünya izleyeceği için bakalım. Türkiye Plus çok iyiydi. Şuraya gideceğim, orada yiyeceğim. Bir yere otururuz biz. Tabii tabii, o şey ilk pide yediğimiz yer, evet. Olay. Sen bu akşam heyecanlı mısın sahnem için? Heyecanlıyım ama daha önce izlemiştim. Bu ilk izleyeceğim bir şey değil. Ama eril eril ilk sahnemi izleyeceksin. Ay doğru, eril sahneni ilk defa izleyeceğim. Aynen. Aa, bu akşam böyle bir plan mı varmış? Bir sahneni izlemedim ama çok zorlanacağını düşünmüyorum. Ben zorlanmam da izlerken sen zorlanabilirsin. İzlerken seni biraz zorlayabilirim. Zorlanalım bakalım. Bu haftadan sonra her şey çok güzel olacak gibi hissediyorum. Evet evet, şu adamın bu negatif enerjisi. Tekelci Erdem'in 32. ayı. Erdem hoş geldin ya. Bayağıdır görmüyordum seni. Köftesinden bir kurtulalım. Köftesini yiyerek naşlatalım. Köftesini yiyerek onun enerjisini üzerimizden içimize atalım en azından. Sonra çıkartırız. Yani Kıbrıs'ın en güçlü ailelerini beni arattırıp buraya adamlar yollattırır mı? Hani böyle güçlere sahibiz yani, ayağınız denk alın. Yani. Bunu yaptırmayın, buna gerek zaten hiçbir şekilde kalamaz da burada. Yok, ben varken. Ne münasebet. Ne münasebet. Hani bunu da bilin yani. Ne münasebo. Ne dedin sen? Ne münasebo. Ay bunu lütfen Lugat'a yazabilir misiniz atasözüne yeni şu an? Yeni eklendi. Ne münasebo. Ay, ne münasebo. Sebo mu? Evet. Münasebet. Evet. Sebo. Ne münasebo. Ne münasebo ya. Ne münasebo arkadaşlar. Evet. Ne münasebo. Hangi münasoyla? Hangi münaso? Hangi münasoyla? Kim? Nedir bu ya böyle? Bu arada yemin ederim. Bu köfte de gelsin artık be. Beklerken vallahi daraldı adamlar bak. 5 dakika. Şaka maka 45 dakika. Şaka maka 45 dakika. 45 dakika. Gerçekten sabır isteyen bir şey. Kafayı... Adamı eğer buradan dövmeden çıkarsak, bak seni ben döverim. Nasıl bir tane? Tamam. Bölmüş bunu, biz hayır, bunu... Hayır hayır, özelliği bu. Biz bunu yeriz yerim yerim, tamam, bize bu yeter. Öbürleriniz siz yiyin. Evet. Hadi. Biz ilk pide yediğimiz tamam, yerdeyiz. Tamam. Güzel görünüyor, bakma. Güzel görünüyor, şimdi adamı tut. Şimdi biraz adamı övmeye başlayacağım. Açız yaşıyorum. Ağzını sabır amcadan, inanılmaz. Gelin gelin yiyin. Ben bir kol alıp gidiyorum, sen otur. Bunu dönerdik, hello. Abi. Döneriz ya, gel. En güzel yerde biterse. Sabır, sabır. Sabır köfte ha. Ver bakayım sen şunu. Şu kolayı bir çekelim. Ya sabır. Ronaldo stili mi? Böyle bir şeymiş kızlar. Hmm, içerisinde şöyle bir kebap gibi bir et var, iki parça. Bu ne lan? Açıdan oluşan domates, soğan. Adana gibi bir şey bu. Ve maydanoz, incecik bir pidenin içerisinde. Değil sadece mi? Tuz ver dediği pide. Tuzsuz mesela. Tuz yokmuş bu arada. Tuz yokmuş. Amca tuz yok. Tuz yok bunun içinde. Hiç tuz var deme yani. Ama bu arada görünüşüyle de bir can çektirdi. Onu da söyleyeyim. Hiç kötü gözükmüyor. Hmm. Ama bu 45 dakikada sürmez şimdi. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Yumuşacık ve böyle ekmeğin yani pidesi incecik. Çok güzel. O içindeki köfte denilen... Esra ne diyorsun lan? Durdurma artık, yeter. Yok ya, daha önce bu açıklamayı herhangi bir yayında duymuşsundur. Bir kere daha yapmayalım bence. Kebabın lezzetini alıyorsunuz aslında. Olay bu. Pure bu lezzet. Ama böyle hani... Öyle amca. O kadar ego yapacağım bir şey, evet. Haberin olsun. Hiç öyle, hiç öyle abarttığın kadar yani değil yani. Yeniyor ama... O kadar hakaret etmedik. Hak edecek bir pide köfte değil. Şimdi sabır köftelerimizi yedik arkadaşım sabırsızlıkla. Sonra ne yapıyoruz? Rum kesimine mi gidelim? Yok, Rum kesimine gidelim bence. Giderik. Hallederiz. Rum kesimine gidemezler ya. Rum kesimine gidiliyor mu öyle? Chat bilir. O ne ki mi?
Şaka düşündüm de bulamadım. Derik kardeş. Bir orayı görelim istiyorum. Ne düşünüyorsun? Hallederik. Hallederik kardeş. Onu hallederik. Giderik. Kapalı Maraş'ta çok merak ediyorum bu arada. 2 yıl önce açılmış Kapalı Maraş. 1970'ten beri kapalı. O harabe gibi olan yani. Halleder miyiz kardeş? Üstüne dök. O 1970'ten beri kapalı dediği yer Kapalı Maraş değil mi? Üstün. Ooo iptal. Schengen ile girilebiliyor sadece. Oha, Schengen olan girebiliyor mu? Buyurun. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bu tarafını çekmediğiniz sürece... Bu tarafı çekme aşko. Evet, çünkü barış gücü sıkıntı çıkartır bize. Doğru, abi bu kadar sıkıntılı barış gücü mü olur kız? Adı üstünde barış. Ay korktum ya. Barış mi? Gücü sorun çıkarır mı? Sorun çıkartıcı barış gücü olabilir. Öyle bir barış mı oluyor? Barış ilan ediyoruz. Siz o tarafı çekmişsiniz, ne olmuş? Barış yani, her şey barış için. Peace aşko. Rum tarafı, şey tarafı mı kalmış artık? Hepimiz dünya vatandaşıyız. Siz neyin derdindesiniz hala, ben anlamış değilim. Ay sinirlenme Keriman, Keriman Bey. Ama sinir oluyorum. Ay, ya. Keriman yok orayı çekme, oluyor. Yok orada drone uçurma, yok onu yapma, bunu yap. Ne yapalım biz? Ne yapmaya geldik biz? Şimdi burası Zahra Sokak diye bir yermiş değil mi anladığım kadarıyla? Evet. Biz de hani bir kokteyl ihtiyacı her videoda hissettik. Olduğumuz gibi hissettiğimiz için karnımız doyunca alkol ihtiyacımız başlıyor. Aa, merhaba. Merhaba. Burası Zahra Sokak'ta Zahra. Zahra. Burası Zahra Sokak'ta. Aycan burası çok güzel. Evet. Merhaba. Merhabalar. Evet kokteyl. Buradan biraz kokteyl sesleri geliyor. Şuradan bir kokteyl biz çok sesleri. Hızlı. Burası tam sınır mı? Yani şu an tam sınırın Türk tarafında mı geziyorlar? O sokak o yüzden mi ünlü? Görüyoruz. Orası bir tık daha nargile gibi. Kaç numara? Yapıştır vur. 10 numara. Ben 7'yi tutuyorum bugün diye. Bak kapıda yazıyor 10 numara. Yani mesela şurası Güney Kıbrıs mı? Tarafı çek, şimdi Rum tarafını çekiyoruz diye bize şimdi ay, şey yapmasınlar. Ben neresi ne taraf onu da bilmiyorum ki. Merhaba. Merhaba. Afiyet olsun. Merhabalar. Biz bir kokteyl almaya geldik. Ama alıp gitmek isteriz böyle bir plastik bardağınız varsa eğer. Tabii ki. Bu var demek oluyor. Harika. Evet harika. Birer Jager shot mı ya da espresso martini mi kendimize gelelim? Espresso martini. Espresso martini maalesef. Ah öyle. Tamam ben senin... İran konsolosluğunu da çekmek yasakmış. Güvenlik gelmişti resmini çektim diye. Allah Allah ya. O söylediğin kokteylden istiyorum. Onu yap bana. Ama çok ekşi olmasın yine de. Ama şekerli tatlı hiç tatlı hiç olmasın. Şekerli. Yeşil elman var mı? Çok tatlı, ona da çok ekşi. Tamam. Yeşil elmanız var mı? Var evet. Tamam. Ben yeşil elma, limon, biraz belki. Konsoloslukların fotoğrafı çekilmez zaten. Ya durup dururken zaten konsolosluk fotoğrafı çekmezsin de. Şunu merak ediyorum yani Google Earth'te mesela GeoGuessr'da zaten var. Hani önünden falan geçiyor. Anladın mı? Salatalık ve Henrik'ten şöyle bir kokteyl alabilir miyim? Geçen hafta spora başladı da. Hani kokteyl tarifine bakın. Detoks ama şey işte bir plastik bardakta olacak ya bizim. Zencefil de olsun lütfen. Samet aşk olsun. Tam aradığımız evet. Bardaklar. Alkollerimiz duble olsun. Şık yapayım biraz sevsek. Gel çok bakalım tatlı. İsmi nedir sence? Pamuk Lilya. Adı Max. Ne? Max. O hiç Max değil ama. Oo, ne Max'i ya? Max. Max. Evet. Ha, biri olan Max. Biri oldu Max. Ay o zaman olur. Şu güzel. Şekerim. Aaa. O Lilya de buna. Lilya da çok. Lilya. Ya da Lilium. Max. Bak buraya. Max deme şuna. Max. Ne Max'i? Luli ya da Luli. Köpeğin zorla adını değiştir. Luli. Luli olabilir adım. Ne olur Luli değil. Ay tamam tamam tamam. Yoğurdu beni. Çok tatlı. Aa öyle öyle. Aa çok fresh hissettirdi. Aa cadı. Aa, barman wow, de cadı. Wow, ay inanamıyorum her yer cadı. Cadılar. Süpürgeler. Sen cadısın. Aman tanrım. Sen heyecan değilsin cadısın. Cadı canım. Cadı canım. Cadı canım artık. İnanılmaz.
Ay başımıza bir şey gelecek bu cadılardan. Cadıcan şuna bak. Çok cadılara denk geliyoruz. Burada bence cadılıkla alakalı bir şeyler dönüyor aşkım. Yoksa burada niye bu kadar... Harbiden ha Kıbrıs'ta niye bu kadar her yerde cadılar, dream catcher'lar, bir şeyler falan filan. Salem, evet. Salem gibi bir yer mi burası? Ha, efendim. Biri chat'a yemekteyiz geçince arayın deyip numarasını aldım. Gerçekten. Abi bir şey denk geliyor. Var mı bir cadı hikayeniz? Değil ay canım bak cadı hikayesi var. Aşkım yoksa varmış. Ne her yerde bak barda da cadı anlat var. Anlat bakayım. Lütfen böyle dönün anlatın. Çok uzun zamandan beri cadının evi diye bir bar vardı. Bu bütün Kıbrısların aile evi olarak bildiği bir bar. Sahibinin ismi Naime. Naime hepimizin ikinci annesi. Kendisi 2018 yılında vefat etti. Naime Hanım'la birlikte çalışan ekip de onun anısını yaşatmak için farklı bir yerde ama onun anısıyla ilgili bir benzeri bir mekan açmak istedi. Roll ismi çaylak anlamına gelir. Biz halen daha onun öğrencileriyiz, çaylağız. Mantığı ve in memory, o cadı diye bir tabela var dışarıda eğer görmediyseniz. Görmedik. Yani cadı varın devamı gibi. Ben yani bir özel... Naime Hanım cadı mıydı? Kendisi tam tip olarak da bir cadıya benzeyen. Cadalos ama bütün ömrü çalışmayla geçen. Tek başına her şeyin üstesinden gelebilen bir kadındı. Yani biz anneler gününde bütün anneleri kıskandıran da biriydi. Çünkü annelerimizin elini öpüp peşinden gidip ikinci annemizin elini öptüğümüz biriydi. Ay ne tatlı. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kokteyllerimiz hazır. Tamam. Evet. Aşırı sert. Çok hoş ve çok fresh. Bayağı double. Çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Bye bye. İyi günler. Nasıl ağır bir sert. Benimki de hem ağır hem şeker. Aa, yarın Kadınlar Günü. Oha chatten biri yazınca fark ettim. Evet. O zaman tüm kadınların Kadınlar Günü kutlu olsun. Evet şimdiden kutlu olsun da gerçi zaten yarın şimdiden. 12 saat var. Ne diyorsun ya? Ben yarın Bahçeşehir'deyim. Oyun oynanacak mıydı? Yarın oyun oynanır tabii yani. 12 saatin içinde 12 saat ERL yapamayız. Teknik olarak anladım. Bir noktada. Laptopu indireyim. Al not ataları mı? Not aldım. Anneminkini kutlayayım. Şekerli. Ben şekerli olmasın dedim. Şekerli mi? Şekerli. Buna bak bu da bir ice şeker. Hem de şekerliden. Ha elma var mı? Elma dedim. Bunu şekerliden hapsal sen ne bu? Ne elmayı öğüt, salatalığı öğüt dedim. Sen yeşil olan tüm her şeyi saydın. Yeryüzündeki sarı çıkan şey bu şeffaf şey mi? Şeftali kebabı dedik. Aha. Ay bir şey söyleyeceğim. Şurada bayağı şeyler var. Askerler nöbet tutuyor. Sakın oralara çekmeyesin. Sakın. Bizi var ya buraya gidip ters kelepçe sınır dışı ederler. Hiç onlarla uğraşmak istemiyorum. Sakın o tarafa kamerayı çevirme. O zaman hop, video güzel gidiyor. Farkındayım. O zaman aşağıdan neden abone olmuyorsun be adam? Haydi. Bunlar bu oynayanlar Rum tarafının sporcu çocukları mı? Aa, Samet. Ne? Sokağa gel. Sokak like me. İnanılmaz sokaklar. Girilmiyor mu? Giriliyor mu? Wow. İnanılmaz bu ne? Barcelona. Aman tanrım gerçekten Barcelona. Barcelona. Dur. Böyle sokağa al. Kenardan alma. Safranbolu çağrıştırdı bana daha çok. Buranın güzelliği ne? Ah. Buralar neler? Ay çok hoş. Tam fotoğraflı klip çekilir burada. Ay ne bu? Çok tatlı, çok tatlı yerler. Mandalinalara bak Samet. Dalalım mı? Samet. Burası öyle bir yer. Burada kumda kahve yapan bir yer var. Yeşilçam konseptli. Oraya gitseler keşke. Bu arada bir şey söyleyeceğim. O Yeşilçam konseptli kumda kahve yapan yer galiba her yerde var. Ben hiç kumda kahve içmedim. Nasıl oluyor? Kumda. O tuzla tuz diyen abi gibi cevap veriyorum şunu. Kanka şöyle, şimdi ocakta pişirdiğinde sadece alttan veriyorsun ya ateşi. Hı hı. Şimdi kumda pişirdiğinde cezveyi kumun içine gömdükleri için her tarafından her eşit bir ısıyla pişiyor. Daha lezzetli olduğuna inanılıyor. Peki daha lezzetli mi? Ya bence hayır. Yani bildiğin kahve yani.
Hadi kız. Samet mandalinalara bak. Samet hepsi yere döktü. Nasıl öyle bir yer değil? Ay pıs pıs kedi. Pıs, kız kedi şuradan bir mandalina al getirsene lan. Ya hepsi de yere düşmüş, kimse toplamamış. Yazık işte, o yüzden diyorum. Çok taze, çok hoşlar. Yok ben sana alırım. Ama dalından çorlamak keyifli. Farklı. Ben de alırım da. Yerken. Onun tadı ayrı. Dalından farklı oluyor. Ben çok sarhoş oldum. İki yudum. Abi bir yatırım fikrimiz var. Desteğini bekliyoruz. Güzel küçük bir yer böyle. Yeşilçam konseptli bir kafe olacak. Minik şirin bir kafe açacağız. Kadıköy'de olacak. Desteğini bekliyoruz. Kanka siz açın. Ben bir kahvenizi içmeye gelirim. Böyle bir destek. Çocuk var ya, Henrik şişesine şeftali suyu koymuş. Çocuk seni çok yanlış anlamış. Beni var pert edecek. Ama buna ihtiyacımız vardı. Aşkım biliyorsunuz, seviyorsunuz. Şimdi bayılacaklar bize. Bak videonun 30. Bak, dakikasından sonra gelen alkol perileri sayesinde. Olamadı denedik inatla. Sanki bu aşk ikimize fazla. Bırakalım bitsin şu anda. Tıp. Rumi mimarisi. Rumi mimarisi çok beğeniyorum ben. Tek yol girilmez. İnsanlar genelde mutsuz. Tamam. Dün izledim sizi. Herkes dün izlemiş ya. Evet. Ne izlediniz? Nişo Sokolezo. Nişo Sokolezo. Mükemmel karşılaşma. Aşkım dur, sıranı tamam, aldılar sonra. Biraz bakmayın. Korkma. Geldik kalabalık. Haydi. Hadi kim çekiyor? Ay sen olaysın kız. Ben olayım. Ne madisin? Hadi diyor karı havaya. Okey. Hadi bakalım. Tamam, rica ederim. Çok güzel. Ben de istiyorum. Teşekkürler. Okay. Hadi biz gittik artık. Kızlar bırakın bizi. Ay sen bu kadar açık söz olamazsın. Rica ederim. Bay bay. Kızlar bırakın bizi. Arkadaşım çok komiksin. Tabii iç yudum alındı artık. Ay, açık sözlüğün tam yeri. Ay şuraya bayıldım şu sahne. Hatırlamıyorum kanka. Tapınaktaki tandırı. Yazan bina bir hoşuma gitti. Ne hak ediyor kız? Üzerinde sokağın tabelasını taşımayı. Hah? What a answer. Evet. Olaysın. Tabii tabii. Kim hadi kızlar. Beni? Merhabalar. Tabii ki. Tamam. Seni arıyordum sokak sokak. Ya buldun işte. Tamam, rica ederiz. Gel gel ortamıza gelin. Hepiniz merhabalar, gelin. Hepiniz aynı anda. Hadi kızlar koşun. Bakın ben de buradayım. Sarı giymişiz lütfen. Kız sen de gel. Kızlar. Hadi görüşürüz. Sağ olun. Tek seferde aradan çıkarmaca. Hadi bay bay. İyi günler. Sen çok komiksin. Ay tüm bir taşlı kuş cenneti. Tüm canım. Hayır öyle bir şey söylemez. Hayır bir taşla beş kuş da değil. Kuş cenneti. Bir taşla kuş cenneti dedi. Lütfen bu... Fotoğraf çekilmeyi hiç sevmiyorlar bence. E niye sevsinler ki canım? Yani sevilecek bir taraf var mı onun? Ben fotoğraf çekilmeyi çok seviyorum falan. Lafı da bir yere yazın dursun. Aa, bu ne surlardan ne akıyor? Ne bu peki? Eski... Dere. Burası bir dere yatağı. Dere yatağı. Aman çekmeyin aman ya. Şey bir dere şey yatağında et yaptı ya bize o tas. Demet'e gidip çıkıyor. Kız sen ne alakası? Abi o zaman seninle foto çekinmek. E çekinme ne yapayım? Modik 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 sinyallerim yanınca ben çok güldürdün beni ya. Sen onca konuş, ben ata ata editleye bir hale geleyim o videoyu hale getireyim. Sen git gacının programına otur oraya diyor. Ay özür dilerim. Hadi nereye gidiyoruz? Kiliseye. Efe biraz sık. Selam görmüyorum. Konuşursam çok ağır konuşurum. Ya arkadaşlar ama yanlış bir şey mi söylüyorum? Fotoğraf çekilme... Niye sevsinler ki fotoğraf çekilmeyi? Fotoğraf çekilmek sadece şöyle olur. Fotoğraf çekilmek isteyen insanın niyetinin iyi ve tatlı bir niyet olduğunu bilirsin. Buna da saygı gösterirsin, okey olursun, durursun orada. Yani bu çok sevilecek bir şey değil. Bizimle bu şekilde sik sik konuşma. Tamam mı? Tamam.
Ya vaftiz edeceğim seni. Arkadaşımız seninle. Bir şey diyeceğim. Geldik Balabayız Kilisesi'ne. Şimdi Sametciğim. Ne şimdi? Sen niye böyle tavşan gibi, kanguru gibi? Efe hatırlıyor musun? Bir gün seninle foto çekilecektik. Bana dönüp senin yedi karnını sikerim, al kameranı siktir git ya. Abartmayın ya. Millet YouTube'da falan izliyorlar. Ondan sonra gerçek zannediyorlar. Böyle zıplıyor, zıplıyor. Çok yürüdük bu arada. Seni yeri insanlar diyor ki aa Samet niye zıplıyor, Samet niye zıplayarak giriyor. Samet ben tanıdığımdan beri böyle bu azaltmış hali. Böyleydi Samet. Böyle yürüyordu. Beni taşı. Zıp zıp emerim beni. Oh. Zıplasın. Lavaş var dur. Aa, ne? İncirmiş, incirmiş. Okey. Şimdi bu kiliseye giriyoruz. Ne lisesi? Ne lisesi? Ne lisesi? Aman Tanrım. Kilise çok güzel görünüyor. Çok güzel görünüyor. İnanılmaz bir tarihi varmış. Az önce anlattılar ama yine her zaman gibi unuttuk. Kiliseden mandalina çorlarsak çarpılır mıyız? Bana bunun açıklamasını yapın. E tabii ki. Ama onlar yapana kadar biraz geç olabilir. Çarpılmış olabilir. O yüzden sen evet, yap. Evet çarpılırız. Yemin et. No. Ama bugünden beri bir ağaçtan mandalina... Yemin et no. ...mandalina çorlamak istiyorum. Malta eriklerine bak. Burası Manastır'a gidiyor. Burası Biletçi'ye. Biletçi'ye. Kıbele. Bakalım şimdi dur. Hmm. Paramız da yok ha. Kredi kartı geçiyordur umarım. Ah. Yo, dolarlarım var. Ah. İyi misin çocuğum? Bugün var ya bu Mertcan Challenge. Bu ne? Bu ne güzellik. Ne? Ah. Bu ne tarih? İnanılmaz. Merhaba. Kilise kapandı mı? Kapanış saat 4'te mi? Öyle mi? Hmm, geç kaldık. E ne yapalım dışarıdan gördünüz. Güzel bir kiliseymiş burası gördüğün gibi. Bunu göstermeyi çok isterdik ama işte. Allah'tan drone getirdin. İyi vallahi kaldırabilmişler drone'u. Arkaya eklenen müzik. Tepeden her yeri gösterebildik. Yoksa... Dark Souls boss'u gelecek şimdi. Ya rezil olmuştuk şu an. Evet biraz ama epik oldu. Ama ne yapalım Lefkoşa'dan Girne'ye gelmek bir saat. Öyle bir trafik var ki. Tek şerit yol. Bekle babam bekle. Gel gel. Biz gel. Ne yapalım? Gelene kadar da bir saat geçti. Bitmiş. Şu sabır herifin o iğrenç köftesini bekleyene kadar buraya gelirdik daha iyi. Oraya gideceğimi kiliseye gelirdim daha iyi. Ya. Arkadaşlar şimdi bakın. Chat'te kaliteli şakaya varım. Çok da gülerim bak güzel şaka geldiğinde. Ama şöyle böyle biyoloji ders kitabının böyle 10. sayfasında böyle işte penis görüp aa falan böyle patlayan tipler gibi hemen bir drone kaldırdı dedik. Aa kaldırdı kaldırmak falan filan. Yapmayın şunu ya. Hepimiz kaç yaşında insanlarız yani. Yani en azından bir mum dikerdik. Mithat Bey, bir saniye bize eşlik edebilir misiniz? Mithat Bey hoş geldiniz kanalımıza. Hoş geldiniz kanalımıza. Çok teşekkür ederiz bugünkü yardımlarınız için bu arada. Rica ederim ne demek görevimizde. Az önce bana anlattığınızda ben hatırlamıyorum. Kilisenin tarihini tekrar şöyle bir küçük bir sohbet edebilir tabii miyiz? Ki, tabii ki şöyle söyleyeyim ben size. Balabayız Kilisesi Roma tarihinden kalma bir kilisedir. Burası daha önceden burada rahip yetiştirme olarak Manastır olarak kullanılıyordu. Sonrasında buraya sürgün edilen şövalyeler geldi. Bütün şövalyeler kapandı. GTA 5'te oynamam de tam olsun. Azları. Her şey şu adamın söylediği şeye bağlanıyor ya. Kılıçtan geçirdi. Öldürdüler. Evet. Neden? Sonrasında suçlu olanları zaten buraya gönderdilerdi. Hmm. Sonrasında ne oldu? Roma'daki Vatikan müdahale etmek için tekrardan buraya gelip o isyancı şövalyeleri hepsini
kılıçtan geçirdiler. Ama burayı da bir mahzen mi yapmışlar altını? O sebepten dolayı. O dönemde dediğim gibi bu isyancı şövalyeler bu manastırı eğlence merkezi olarak kullanıyordu ve kilisenin altına çok büyük bir mahzen yaptılar. Ay rezalet. Hmm. Tüm rahipler öldürülüp kiliseyle geçirilip kilisenin alt tarafı full mahzen, üst tarafı işte eğlence merkezi. Sonra tekrar bir şövalye yollayıp hepsini kellesini uçurtturup tekrar kilise. Devam ediyor kilise. Ay neler ya. Efe, ben seni 10 yıl önce Bostancı Gösteri Merkezi'nde Saçma isimli bütün grupların olduğu konserde gördüm. İki dal sigaraya foto çektirdiniz. Berkcan abi de vardı. E iyi, yine bir şey almışız. Normalde hiçbir şey almıyoruz. Gördün. Ay neler yaşadın. Ay neler gördün. Neler yaşadın. Çok teşekkür ederiz. Valla çok sağ olun. Ederiz. Ya inanılmaz, bak görüyorsunuz bu arada kaç 7 ırk yaşamış arkadaşlar bu adada. Evet. 7 ırk ne demek? Ayrıca sen zarara geçmişsin. 10 sene önce benimle niye fotoğraf çektirdin lan? 10 sene önce benim Instagram hesabım yoktu. Kaç göbek, kaç kuşak. Lidyalılar yaşamış. Evet. Lidyala. Hani bırakın Osmanlı'yı. Önce. Lidyalılar, Lidyalılar yaşamış. Yani hani 7 farklı ırk. Ne kadar eski. Çünkü gördüğümüz taşlar, topraklar, binalar, yerleşimler. Piramit hayatı. O kadar eski ki. Dedim ki hani bu kadar günümüz olamaz. Değil. Hani what the fuck. O yüzden. Bu ne eskili. 7 Eyvallah. Bu kadar günümüz olamaz. Değil. Hani what the fuck? O yüzden... Bu ne eskilik? 7 ırkmış. Bu nasıl bir ağaç? Gel. Çok... Bu ne? Can kokla, kokla, kokla. Mesela erilsin kendine. Salak lan, korkutma. Gel kanka. Aaa. Çok güzel kokuyor. Aman tanrım, bu çam gibi gözüküp nasıl böyle lilyum gibi eski edebilir? Şöyle bir ağacı... Dostum. Hoş geldin. Nasılsın tostum? İyiyim, iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ ol. İyiyim. Ben bugün bunu izleyecektim, iyi ki izlememişim. Sen İyiyim, Nilo'ya. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Öğretmenim, günaydın. Neydi arkadaşlar, lan günaydın. Bunu biliyor musun sen? Hayır. Yaz, öğretmenim günaydın. Sadece bu günaydın. Senin söylediğin şeyler varsa yazmayacağım boşuna. Çünkü birebir aynısını yaptığın gibi bir his var içimde. Ama çocuk. He tamam, o zaman gerek yok. Tamam, aynısını yaptım ama evet. Anlatacağız. Onu tahmin ettiğim için siktir ettim zaten. Ne yapıyorsun? Ne yapayım tostum? Tıraş oldum, geldim. Yarın lig var mı? Var. Cumartesi ama yarın değil. Yarın cuma. He tamam. Ben yarını artık... Takvimden kaldırmışım. Yarın benim 12 saat yayınım olduğu için gün olarak... Aa! Evet. Evet. Seninleyim. Kaçta açıyorsun? Uzun zamandır verilen bu söz yarın yerine getiriliyor. 3'te. Arkadaşlar en son 12 saat yayın yapıldığında bu adam altta etrafta kayboldu. Ya kendi öldürdüler işte. Yaşanmaz. Yapalım diye. Ne 3'ü chat 17 dedi ya. 5'te mi açacak? Yo 4 diye anlaştık. 4 diye anlaştık. 4 demedik mi en son? 5 mi dedik? Öğretmenim günaydın. Arkadaşlar günaydın. Polda 5 çıktı ha. Anket yaptık 5 çıktı. E tamam. 5 okey ya. Gece 5'e kadar yayın yapacağız. Bir şey sahur. Etmek bitmeyen. Oğlum bunu bir hafta erteli sahura denk getir. Bir hafta erteleyince ben yokum işte. He yine yine 12 yapıp gidiyor. Yok ama hayır. Hayır. Hayır gelme gelme komut. Gel. Hayır onların zaten haberi var ondan. Ben onlara söyledim. Yani zaten dedim ki hatta gideceğim bir hafta. Bir hafta gideceğim için özellikle gitmeden şu 12'yi yapıp öyle gideyim dedim. Onlar da okey dediler. Ne zaman? Nereye gidiyor? Paris. Of, nasıl yani? Böyle kolay bir şey mi ya bu? Uçakla işte. Uçağa binip. Yo yürüyeceğini sanmadım zaten. De nasıl ya? Orada indiriyor işte gittiğin yerde. Bir bakıyor Paris'tesin. 3 saatte. Teknoloji ne gelişti ya? Değil mi? Sen neyi soruyorsun? Söyle bana söyle. Ben, kimle gidiyorsun sen? He? Kimle gidiyorsun? Şöyle böyle. Tamam anladım.
He başka. Bana Paris'ten ne alacaksın? Ne alayım lan söyle. Lokum. Lokum mu? He. Pişmaniye alayım amına koyayım sana Paris'ten. Lokum nereden çıktı oğlum? Paris. Can lokum çekti. Paris'in lokumu mu ünlüymüş? Ne, Eyfel Kulesi istemeyeyim dedim. Oradan da nereye gideceğim olur. Oradan da? Nereye? Oradan da sevgili ünlü DJ, Avrupa'yı sarsan adam, Ahmet Antal'ın yanına gideceğim. Ahmet Antal'ın. Sparta Prag. Aynen öyle, Sparta Prag. Bir hafta da orada mı kalacağız? Bir gün hiç unutmuyorum. Yok, totali bir hafta bunun. Bir gün hiç unutmuyorum. Cyber. Hı hı. O zamanlar daha Twitch yapmıyorum. YouTube'da bu ne amkı çekmemişiz falan filan. Vine çekiyoruz, öyle bir şey. Budapeşte de biri benimle fotoğraf çektirdi. Berkcan'ın Vine'lardan tanıyıp lan dedim vay anasını ya. Çok şok olmuştum. Efe bana Paris'ten Osmanlı şerbeti getirir misin? Getiririm. Neyse, İstanbul'a ilk geldiğim zaman caddede Efe ile yürüdük. Bir yemek yedik. Sonra taksi bulamadık. Yürümeye başladık. Hayatımın kendimi mehter gibi hissettim. Üç ileri gidiyoruz. İki geri fotoğraf çekiniyoruz. Üç ileri gidiyoruz. İki geri fotoğraf çekiniyoruz. Cadde halkı alışıktır bize aslında. Sana öyle denk gelmiş bir anda. Dayı gittiğin şehri söylemeden story atsana. GeoGuessr gibi hangi şehirde olduğunu bulmaya çalışacağım. Söyledim ya ama artık geçti yani. Şehrin neresinde olduğunu bulmaya çalışacağım. O da olabilir. Öyle bir şey yapabiliriz, tamam. Bir interaktif bir şey yapalım böyle. Abi Paris'te karşılaşırsak foto çekinebilir miyiz? Tabii ki. Efe görmedin ama bana Paris'ten anahtarlık getirir misin? O zaman şöyle yapalım. Bir dakika. Paris'ten 5 tane anahtarlık alayım. Çete çekiliş yapalım. 5 kişiye yollayalım. Evet. Bir bok. Aa, bir de senin forman var. Onu söyleyeyim. Ne forması? Cybertruck'ta Süper Lig'i kazandığın için takımının formasını deplasman iç saha bastırıp sana yollayacağız. İki tane yaptır bari. Chat'ten birine de yollayalım. Zaten iki tane yolluyoruz. Tamam. Chat'ten birine. Bir sana bir chat'e bir de Eferton forması kazandınız chat. İnsan viski miski getirir. Arkadaşlar Twitch zaten yeni açıldı. Amına koyayım şimdi viski çekilişi mi yapayım Twitch'te? Esra sana getiririm. Ona elden veririz yani. Bir şekilde abi. Neyse. Ben de Doğu'nun Paris'ine gideceğim. Doğu'nun Paris'i. Diyarbakır. Tabii ki. İsmet de 5 anahtarlık demiş bak. Nerede yazmış? Yukarıda kaldı. Benden de 5. Benden de 5. İsmet de geliyor. Mbappe imzalı fotoğraf getir abi çekilişle. Oldu. Mbappe'yi de getirim hatta hazır geliyorken. Nedir yani, bir tane business bilete bakar. Neyse devam. Çek lan sen anne, de içimiz çekiyor. Öptüm Tembi'yi. Görüşürüz Tembi. Hadi git kodlamaya yazıyoruz. Bu bilen yazsın. Aşağıda nane var, ısırgan var, yonca var. Hepsi yani de. Bir şeyde kaç bitki çeşidi. Yabani verimli topraklar. Demek ki. Ada bir de burası. Düşünsene. Evet, ada ülkesi. O sebzeler meveler ne kadar organik görünüyordu, hatırlıyor musun pazarda? Organik kokuyordu. Evet. Ne kadar gerçek toprakta yetişmiş. Demek. Onu hissettiriyor yani. Efe YouTube'da Çaça Yemekteyiz'e katılıyor diye bir başlık gördüm. Aslı astarı nedir bu işin? Valla galiba doğru ama Esra şu videoyu yaptınız mı Çaça'ya? Esoy? Kanka ben aldım vurguya. Çaça'ya da attım linkini. Olmadı tekrar attım falan filan. Sonra dedi ki kalanı ben editlerim dedi. Ben de dokunmadım daha bir şeye. He tamam. Ne? O zaman şimdi kordon boyuna gidiyoruz. Çünkü kaleler, şeyler, kiliseler her yer kapanmış. Biz artık kordon boyunda bir şöyle bir gezip otelimize girip birazcık dinlenip artık geceye sahneye hazırlanacağız. Şimdi oraya gidiyoruz. Let's go. Follow us. Allah'ım şükürler olsun. Sonunda bir mandalin ağacı gördük. Allah. Böyle dalamaz. Bir şey canım ama bir yabanimsi bunlar Samet. Ve portakalımsılar. Bu sanırım portakal olabilir mi? Hayır. Küçükken biz de hep erik
ağacına dalardık komşunun. Komşu da kızardı. Çok kızıyordu ya. Alt tarafı erik yiyor. Küçücük küçücük çocuklar. Ne olacak onların yediği şeyden, erikten? Portakal. Aa, portakal. Ve nasıl güzel olmuş. Yabani olabilir mi? Efe, bunların portakal dedikleri şey, mandalina dedikleri şey turunç. Yok, evcil. Akdeniz bölgesinde yetişiyor. Görüntüsü aynı portakala benziyor ama tadı limon gibi ekşi bir şey. E kötüymüş o zaman be. Bu bait. Bu portakal ya. Click, turunç değil bu. Clickbait gibi bir şey yani. Doğru söyle de bu turunç değil herhalde. Portakal bence bu. Turunç bu. Portakal mı var? Umarım değildir. Yani şu tadı bana yaşatmasını diliyorum. Rica ediyorum. Sami. Allah belanı vermesin. Yardım istesene. Millet canları çıkacak. Bunlar ne yapıyor? Yabani mi? Evet. Kendin canı sordu. Kızlar teyze diye. Hello. Çekirdek be. Turunçmuş. Değil mi? Allah aşkına. Allah aşkına bir ısırık al. Ya teyze bunlar olmamış ya. Yabani diyor. Çok ekşiydi. Al sana dalından. Bir şey söyleyeceğim. Bana şey verebilir misiniz? Şurada, şurada. Arkadaşım bak şunu aç elime dök sonra ben sana. Çok yapış yapışım, yabanilik. Bak ağzımın hala suyu akıyor bak. Ay tabii ki akıcı. O kadar ekşi. Evet, thank you. My pleasure, sweetheart. That's okay, of course. Teşekkür ederim. That's my pleasure. Gülşen Hanım. There you go. Gülşen Hanım, buyurun. Hala! Burası mı Gordon Bülent? Chanel'ler, Louis Vuitton'lar. Ah, burası ah, Cordon Bleu. Şimdi Gordon Bleu'ya geldik. Ne oluyor kız? Martı mı bu, insan mı? Evet, Girne'ye döndüler. Şu anda Gordon neydi burası? Gordon Bleu. Yemek. Ha, Gordon Bleu. Ay bize göre Gordon Bleu. Gerçek adını bile unutmuşuz. Bir şey söyleyeceğim. Hani bu arada Lefkoşa'daki turumuzu bitirip şu anda Girne'ye geldik. Evet. Madem dedik hani Kıbrıs. O zaman Gordon Bleu. O zaman bir Gordon Bleu'muz var. Bu arada tokluk olarak çok tok olduğum için tok böyle çok bir şeyler yemek yerim. Kıbrıs hiç çıktı mı lan bugüne kadar Cio'da? Çıkmadı değil mi? Yerine belki çaklanalım. Bir drink. Belki evet. Hani elimize yine bir drink alıp her buralarda. Hayır zaten. Atama gel, heykelin güzelliğine gel. Atam. Çok var Kıbrıs'ta, çok güzel. Her Gördük yer Atatürk oluyor. Heykeli ya. Çok böyle tüylerim diken diken oluyor. Her Ha çok yaşa Cibo. Sen de gördüğümde bir tane yolda meydandan geçerken gördük. Belki 30 metre bir Atatürk heykeli. Çok güzeldi. Büyük. İnanın. Ay önüne bak lan. Burada direksiyonlar sağda. İnsanlar seni alır gider ha. Korna sesi bile yok şehirde. Bu arada trafik inanılmaz. Ya yani trafik çok var ama milletin birbirine saygısı ve şeyi var hani toleransı diyeyim. Dolayısıyla ne bu kapalı, biz ne göreceğiz? Bütün Gordon'u kapamışlar. Al sana Karaköy. Ne oluyor lan Hüseyin? Hüseyin? Bu Gordon'un... Oha harbiden Galata Port'a dönen yol lan burası. Al sana Karaköy deyince bir o gözle baktım. Aa. Harbi benziyor. Bu halin... Bir de inşaattaydı ya. Gelme sağda taksi durağı var. Evet bir de inşaattaydı ya şurası Galata Port zamanı. İnşaatta olduğu dönem. Hüseyin! Gel buraya. Çalışma varmış Kerimcan. Ne çalışması oğlum? Şu anda bir çalışma var. Ne haber? Ama sıkıntı yok, ileride başlıyor. Nerede başlıyormuş? Az ileride hemen tadilat bitiyor. Bu font... ama simit dünyası. Simit sarayı. Simit sarayından değil mi? Tamam, ne diye doğrusunu unuttum. Ondan sonra devam ediyor. Hüseyin bir sıkıntı varsa... Bir sıkıntı yok, sıkıntının çözeriz. Olduğu yerde biz sıkıntıyız. Her türlü çözeriz. Bugün abi Kerimcan Durmaz sekreti. Yesin ya. Ya seni yerim, kurban olurum sana. Hadi gidelim yiyelim. Hüseyin'imiz. Ne kadar kapatın. Ne varmış ben... Kapatmışlar buraları, ben onu anlamadım, mutsuz oldum. İşte Gordon boyu olmamış, Gordon Bleu olmuş. Bak çağırdık. Tam Gordon Bleu. Gökyüzüyle birlikte. Aa, kasino kız. Gel oynadık. Beni bir tutmadın. Kaçmış jackpot? Gökyüzüyle birlikte. Aa, kasino kız. Oo.
40 lira minimum bete, 1 milyon jackpot var. Gel oynadık. Beni bir tutmadı. Merhaba. Kür hadi. Nasıllar? Ne bunlar? Ay bunlar çok üzücü. Ay evet, kuşlar konmasın diye. Evet. Bu arada Avrupa'nın her yerinde var. Milano'nun. İtalya falan sadece bunlar. Sagrada Familia'nın üzeri, o katedrallerin üstü. Hepsi oteller. O Milano'nun o ortasındaki Duomo meydanındaki hepsi kılıç. Evet. Hani kuşlar martılar konmasın tabii diye. Kaka yapmışlar diye işte. Kılıç takmışlar. Tabii kaka yapmışlar diye daha doğrusu. Korktuk, hava soğuk olacak, Kıbrıs bizi donduracak. Ama Kıbrıs'ın kışı bile güzel havası. Daha sıcak beklerdim. Ya tabii mutlaka. Bunu giymemeyi düşünüyordum. Sıcak... Yani bu ne olur ne olmaz diye yanıma aldığım bir parçaydı bu, biliyorsun. Ama üstünden oldu. Çıkartmadın. Çıkartmadım çünkü üşüyorum. Evet, hani ben de şu an yanmıyorum da en azından bütün gün boyunca... Solda Merit Royal reklamı var. E orası zaten liman Merit... Mont giymek durumunda kalmadığımız bir ülkede. Havası çok güzel. Çok iyi geldi bana. Ben kışı hiç sevmem de nefro ben. Ben de zaten canım. Kış bana içiyor. Tabii. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Gökyüzünün rengi güzelmiş bu arada. Hadi gel. Cordon Bleu. Cordon. İlk defa bir videolarını izliyorum. Yoldaki veya herhangi bir mekanda kötü karşılandıkları oluyor mu Kerimcanların? Yolda olmuyor ama bugün ilk defa bir köfteciyle problem yaşadılar. Bunu diyemezsin. Tersuri mi burada? Striptiz yapıp... Aaa! Yapabiliyor musun? Yaparım. Hadi Sırkin yapıştır. Gerçekten yapabilir tabii misin? Yaparım tabii ki. Ama elin melin kaymasın. Teşekkür ederim. Bir dakika, arkadaşım şov yapıyor. Hadi bakalım. Oha, beklemiyordum. Vallahi beklemiyordum. Olaysın! Helal be! Pardon! Ay çok iyiydin. Bravo! Kızlar, hala hiçbir şey kaybetmemişim. Direkte çok iyiyimdim. Direkte iyi olduğunu gördüm. Valla olaysın arkadaşım. Cardi B ayağını yıkasın, suyunu içsin. Cardi B. Gemiler memiler talim var. Bahriyeli yarın. Var. Olur. Şu gemileri çek ya. Önünden geçelim. Korsanlara bak. Sanırım önünden. Korsanlar önünde fotoğraf çekiliyor. Cadılar diye. Fethi ama. Aşkım bu kordon, burası krallık. Ben burayı sevdim bu arada. Ben canım. Girne'yi bir tık daha hoşlandım. Girne'yi bir tık daha evet. Ay bu... Ne? Ne? Madakala. Hemen geç şu manzarayı çek. Her şey olur. Madakala. Gün batı mı? Gün batı. Cyber ama bak, böyle insanların zaten vlog çekmesi lazım. Senle ben mesela burada olsak, ben sana derdim ki... Cyber bak lan gün batımına derdim, sen de bana böyle yapardın. Ben de derdim. Vay amına koyayım derdin. Ondan sonra bir daha da üstüne hiçbir şey konuşmazdık herhalde. Ben şu an bir karpostal görüyor gibiyim. Yani sen şeksen çok... Bile çıkıp otelden yürümeye gelmezdik vlog çekerken. Bana da öyle geliyor. Güzel çeker. Ben çeksem o kadar güzel çekerim ki... Ay köpek balina. Balina geliyor. Köpek balina ne ya? Ödümü patlattınız ayol. Öyle çıkılır mı? Tuvalet mi var? Pardon. Bir anda çıkınca korktum. Gerçekten de labo. Labo ama. Labo. Bir şey söyleyeceğim. Wow. Bu nasıl bir menzoro? Delirdim. Dump'ın arasına yapıştırdık. Merhaba. Merhaba. Ben sizi nereden tanıyorum? Tabii. Evet, ben de tanıyorum. Nereden? Instagram'da hep görüyorum. Ya. Nereden olabilir? Televizyonda bir yerde olabilir mi? Neden olmasın? Birine benzettiniz mi? Benzetmedim. Hayır, tanıyorum. Şöyle bir ablam bir benzetmiş olabilirsiniz. Kaçışınız yok yani. Tamam. Siz biz çekilir misiniz? Sonra benim kim olduğumu öğrenirsiniz. Ben biliyorum ama çıkaramadım. Bensiz olmaz. Bir de ben. Ha şöyle. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Şimdi bulunsun. Hadi gel. Arkadaşım gel. Tamam. Rica ederiz. Teşekkürler. Hadi çekelim aşkım, sonra gidelim. Hadi. Tamam. Rica ederiz. Nasıllar? Şimdi bakalım. Bir Kıbrıs tatlısı mı? Evet. Abi Kıbrıs'a gelmiş. Ya şu sahne gelsin artık ya. Hadi Kıbrıs'ın meşhur Kıbrıs tatlısı. Terasa bak. Bu manzara Türkiye'ye bakan tarafı değil mi? Evet. Görmedin mi Mersin'i?
Güzeldir orada. Adamın bizi davet ettiği terasın güzelliğine bak. Buymuş. Başka şu köşeler kapılmış. Şu kilise şeyi inanılmaz bir şey var. Mikono gibi. Mikono. Çok karanlık. Ben bundan artık vazgeçeceğim. Artık yeto. Yeter. Bu arada arkadaşım kombinimi uyduğu için bugün gözlüğünü bana verdi takayım diye. Çok teşekkür ediyorum bir tane. Ben şimdi benim gözlüğüm... Yılan yengemin tek güzel yaptığı şey Kıbrıs tatlısıydı. Sırf şu tatlı için barışabilirim Deccal'le. Oh. Bu ne nefrettir ya. Öyküsünü anlatmaya başlamayacağım çünkü çok uzun. Evet. Enerji yoluyla evet. Bunu iyileştirdik. Ben inanamadım. Kesinlikle. Enerji yoluyla iyileşen bir gözlükten evet. Bahsediyoruz. Ve hani iyileşmesi mümkün olmayan evet. Bir gözlüktü. Çok güzel yerler. Nereler? Baksana Bodrum'dayız. Ay şuraya bak. Çok güzel. Bir balıkçı kasabası gibi. Evet. Sanki şey hani böyle Güney İtalya. Bir Şile vibe'ı verdi. Benim vizyon. Ya. Sicilya. Sicilya. Çok güzel yerler. Pajurları var. Evet evet. Bayağı hani bir de restore edilmiş zannediyorum. Restore edilmemiş yeniler edilmiş, ama edilmiş. Eski görüntü verilmeye sağlanmış. Yani doku korunmuş. Kız satılık evmiş. Aradık sorduk ne kadar diye. Sinmiş bey. Ne oluyor lan? Dertmeyin lan beni ne bağırıyorsunuz lan? Halleder miyiz? Hallederiz sabahtan kardeşim. Sabahtan beri bana hallederiz diyor. Ha, hallederiz kardeş. Monaco limanına benziyor. Gio'da çıkmıştı abi. Kanka Monaco limanı olması için biraz daha böyle lüks yatlar, motor yatlar falan öyle şeyler olması lazım bence. Hallederiz kardeş. Hallederiz gaz. Öyle değil hallederiz. Hallederik. Hallederik kardeş. Hallederik kaz. Hallederik kaz diyor bana sabah. Hallederik. Sen sürekli benden bir şeyler istiyor. Ben de sürekli hallederik kaz diyorum. Kapalı barışa gidecektik. Hallederik dedin o. Daştaşlı su aracı gerekiyor ona be. Motor yatın adı daştaşlı su aracı mı? Güzelmiş ben kullanırım bunu. Hallederik deyince bitiyor. Ama Kıbrıs'ta hayat sanırım biraz erken bitiyor. Evet evet bak ne tatlı bir vibe. Hiçbir yerler. Ay çok şunun tatlısı, güzelliğine çok bak. Allah'ım. Çok tatlı. Salak çok tatlı. Nerede? Aa, Urla köpeği lan bu. Urla köpeği de biz Urla'daki köpekler böyle küçük oluyorlar. Bacakları pıtı pıtı oluyor. Onlara Urla köpeği diyoruz. Öyle bir şey var mı bilmiyorum. Urla'daki bir abim inşallah kandırmamıştır beni. Bak şuna bak. Bak var bunun mı? Güzelliğine bak. Ay sen şaşırmışsın. Bak bunun güzelliğine bak. Şaşırmış. Bak buna bak. Şaşırmış bu. Ay çok güzel. Burası da. Balık istiyor hayvancağız. Koş amcada balık var koş, versin çocuk sana, sana bir balık versin koş. Balık versene. Seni götürelim mi İstanbul'a? Ay boya bak bu cüce mi? Sosis bu arada sosis. Cüce. Hem cüce hem sosis. Çok tatlı. Hem beyaz. Seversin. Arkadaşlar. Ya ben bu isimleri her yayında görüyorum. Nasıl Arya'nın nerede olduğunu bilmiyorsunuz ya. E ben ya, varsınız her yayında. Soran kişi. Beyaz. Orange is the new black diye. Zaten. Samet burada bir küremsi bir şey görüyorum. Ay çok güzel görünüyor. Bir dakika buraya fotoğraf sen çekmeliyiz. Giremiyor muyuz? Kapalı mı? Kapalı. Kaçta kapandı? Aa, şey wow. Kim bu? Kim o? Çıkartamadım. Ben buna bayılıyorum. Ay hayır. Çekil. Ayran ama kim? Kiri canlı. Kiri canlı. Çok iyiymiş. Hep eril ol biliyor musun? Baya iyisin. Eril mi sevdin? Baya iyi. Okey gel çekilelim. Ay arkadaşım bu kız kaçırmasın seni gel. Tamam rica ederim. Hoşçakal. Oy canım benim. Tamam. Rica ederim. Buradan geri dönmemiz gerekiyor. Abi bu kadar mıyım? Yurda verdik Arya'yı. Keşke girebilsek de. 3.30'ya kapatırlar burada. Ay 3.30'ya kadar niye açıyorlar ki? Hiç açmasınlar. 3.30 ne ya? Bu hiç kimse açmasın. 3.30. Ay köpekler çok güzel bunlar. Balık evet. Yiyeyim mi? Bu kadar güzel olmuşlar. Sanırım somon. Çocuğun yalandan çekilmesine ne diyorsun? Peki tekrar izlesene. Bir dakika hemen bakıyorum. Niye açıyorlar?
Teşekkürler. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hoşçakal. Oy canım benim. Tamam. Teşekkürler. Rica ederim. Buradan geri dönmemiz gerekiyor. Aa, bu kadar mıymış? Herhalde ünlü biridir şeklinde. Girebilsek de. 3.30 gibi kapatırlar burayı. 3.30'a kadar niye açıyorlar ki? Hiç açmasınlar. 3.30 ne ya? Bu hiç saatte... kimse açmasın. 3.30. Ay, köpekler çok güzel bunlar. Balık evet. Yiyeyim bu kadar güzel olmuşlar. Sanırım somon. Somon. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ama çok zayıflamışsın. Evet, biraz spora başladım. Kamera bence bizi kilolu gösteriyor. Kamera da biraz evet kilolu gösteriyor. Kamera artı 5. Seda abla öyle dedi. Seda Sayan ne diyorsa doğru bu arada, biliyorsun. Foto kenarda kalsın, ortamda muhabbeti döner misali. Kamera bugün artı 5. Bugün 3. Seda ablaya alınışın. Bir Seda enerjisi geldi. Niye ben? Fatih diye. Abla Fatih diye. Eril Can'dan Fatih. Efe sen hiç gittin mi Kıbrıs'a? Gittim gittim. İki kere sevgili dostum, ünlü DJ Furkan Çavuş'un sahnesi vardı, ona gittim. Bir kere de Berkcan'ın konseri vardı, ona gittim. Fatih Han oldu. Bir de BBL'e gittim tabi. Ha? Fatih Han? Peki Kıbrıs tatlısı nerede yedik? Burada aa, mı? Evet. Biz Kıbrıs tatlısı nerede yiyebiliriz acaba? Arkadaşlar, Çaça'nın yemekteyiz işi için Çaça'yı darlasanıza ya. Biz onu darlamazsak o işi bitirmeyecek, finale bağlamayacak yani. Tabii. Tamam. Ben seni çok seviyorum. Teşekkür ederim. Evet, sana da sakın. Kafam yanmadı. Niye sevgiden mi ayrıldı? Niye bu kadar içtin? Telefonunu getirirsen. Lütfen bekle, lütfen bekle. Ay, getirmedin mi? Getirmedim, o getirdi ya. Ben sana hayranım. Babam teşekkür bile ederim. Seni takip ediyor, biliyor musun? Çok sağ ol. Çok selam. Teşekkür söyle. Ederiz. Valla çok selam. Bu arada söyle. Babam yani homofobik insan. Öyle mi? Ona rağmen mi? Ona rağmen sana bayılıyor. Hadi çek beni. Tamam. Flash bir açıklama durup dururken. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Dikkat et. Hadi dikkat et. Hadi geceniz güzel olsun. Tek bu sosisler ne ya? Perat'ın sesini ben duyamıyorum ya. Normalde Perat'ın sesi daha yüksek gelir. Niye böyle oldu? Bu sosis bunların hepsi. Bu sosisler. Ay seni. Neye soyum? Perat'ın sayfasından senin açman gerekiyor. Bazı videoların kendi sesi az. He. Ha, tamam, ben onu bir dahaki yayına halledeyim o zaman. Aa, yapma. Kavga etme. Çok ayıp, gel buraya. O da benden bir çağır. Başlayalım, başlayalım, başlayalım. Yukarı var, pazar yerinde başlayalım abi. Bak, 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 bak. Geldi Mert. Teşekkürler. Aldı. Ay, hepsi sosis. Hepsi sosis bunların. Buna bak. İşte Urla'da da böyle. Şimdi sosis köpek diye bir şey vardır. Ama oradaki mesela bütün cinsler sosisleşmiş. Anladın mı? Yani nasıl söyleyeyim? Anlatamadım. Golden da sosis yani. Anladın mı? Patra renginde oy, sosis. Oy seni yerim ben. Gel sosis. Kıskanıyor onu seni. Oy çok tatlılar. Aa, yapmayın. Kıskan, birbirlerini kıskanıyorlar. Sosisler bunlar. Sosis severiz. Hello. Hello. Afiyet olsun. Peki. Kıbrıs tatlısı nerede? Evet, onu bulalım. Ne olur birisi bize Kıbrıs tatlısı. Evet, şu adamlar Allah aşkına artık bir Kıbrıs tatlısı yesin ya. Tatlısı versin. Artık. Ay köpeklerden bak, bir korkmuşum. İnanamazsın. Merhaba. Attık videoyu, bekliyoruz. Ha, gönderdin mi Çaça? Nereye ya? Geldi? Deliler. Kız. Tamam tamam, korkmayın. Kaç kız. Efe, gelsin artık şu sahne dediğin yer geldi mi? Kanka, o videonun bir sahnesi anlamında değil. Kerimcan sahneye çıkacak ya. Sen yanlış anlamışsın olayı. Ay, inanılmaz tatlı görüntüler. Çok köpekler güzeller. Aldık köpeklerin enerjimizi bile. Onları arkadaşım alıp götürdük. O kadar kısa geldi. Manzarayı çok çek. Güzel. Wow.
Yeğenimiz var, sizin de çok büyük hayranınız. Nerede? Size bir kahve ikram etmek istiyoruz katlısı. Çok sağ olsun. Biz zamanınız Kıbrıs varsa tatlısı arıyoruz. Bu tatlım ben bir fotoğraf çekerek yerim canım. Tamam, ben telefonum. Mini bir ikramda bulun, ondan sonra yani, fotoğraf çekeyim. Yukarı yukarı çekeceğim. Taksiyeyim, taksiyeyim diyorsanız gezdireyim sizi. Ben burada konuşacağım. Ben geziyorum. Seni yiyeceğim. Ay tatlı ya. Ben taksiyeyim, gezdireyim sizi. Gerçekten. Birer de ekmek kadayıfı. Ekmek kadayıfı güzel mi? Var var, güzel güzel kıvırsın. Tamam, ben içerim bir fotoğraf çekeyim. Ekmek kadayıfı demek mi? Eren'in misafirleri ona göre Ahmet Bey, haberiniz olsun. Eren'in misafiri. Bir şey diyeceğim ama Kıbrıs tatlısı yemek istiyorduk. Ekmek kadayıfı. Aynısı mı? Tatlısıdır. Okey, hadi gelin gidelim bak. Bence aynısı değil ya. Kandırıldık şu anda. Ekmek kadayıfı ne alaka? Kıbrıs tatlısı ne alaka? Bakalım. Ha, ilk defa yoldan çeviren birini bak, dinleyip bak bir yere giriyorum. Seni ilk diyorum ilk. Şaka yapıyorsun. Bak yemin ederim kimseye gitme. Okay, let's go. I saw your terrace that looks amazing by the way from downstairs. You will see the terrace looking like you like the terrace. Gördüğün gibi buradan geçerken oraya çıkalım bir kahve içelim ve şu anda bulunduğumuz yere bak. Bu nasıl oluyor? Ya ağzından bir şeyin çıkmasıyla gerçekleşmesi... Manifesttir üstad. Tabii. An meselesi haline dönüştü. Manzarası iyiymiş. Güzel bir süreç, böyle ilerlesin. Ben bayıldım. Ben de bayıldım kız. Ne desek oluyor. Bildiğin Sultan Süleyman Han. Sultan Kerimcan Han. Amin. Bir şey diyeceğim. Bu ne? Renk çok yani güzel. Biz şu sunset saatinde nasıl bunu yakalayıp da denk gelip böyle bir terasta oturabiliriz? Keşke bir yarım saat daha erken gelseydik. Aa, ona rağmen şov yine şu an. Yine çok şov. İnanılmaz. Çok erken ama ya bu saatte batar mı güneş ya? Kız saat kaç saat? 17.46. Çok da erken. 20. Erken batıyormuş bu arada. İstanbul'da şu an kaçta batıyor? 7'de falan batmıyor mu? Ya. Harbi 20'ymiş. Pardon. Bir tane mi? İki tane mi? Harbiden evet, bir Kaliforniya vibeleri var gün batımında. Ekmek kadayıfı bir tane alalım. Siz de yer misiniz? Bir buraya bir oraya iki tane ekmek kadayıfı. Türk kahvesi mi çay mı? Türk kahvesi. Ben de sade. Evet. 4 sade kahve, 2 tatlı. Teşekkürler. Bir de soğuk su lütfen. Sessizlik. Bugün en mutlu günüm. Tabii. Zaten 1 milyon olmuşum. Instagram'ım olmuş. 100 evet milyon ya. Barajını geçmiş. Hatır hatır artıyor. Ben daha ne yapayım? Bir gözyaşım pıt oldu. Gözyaşım pıt. 1 milyon diye milyon olduk. Şu kumardaki 1 milyon doları da alıp öyle gitseydik Türkiye'ye. Harika olur. Öyle bir enerjiyle harika evet olur. Allah, renk gitgide şov. Nasıl duruyor ya? Anlat biraz, konuş kameraya bak. Şu güzellik arka plandayken. Anlat, güzel mi oralar? Ne diyorlar? Çok sağ ol, teşekkür ederiz. Çok güzel bir yer. Çok tatlı insanlar. Şeker, bu akşam güzel de bir sahne yapalım. Hazır mısın? Hazırım. Sahneden çıtır stok. Bir Erilcan bir estirsin. Tabii. Görsel yok mu? Han. Kerim Han. Just born. Gece Erilcan evrilir. Cana kayındı bu bas. Kırmızı. Happy. Erilcan. 10 yıl önce bu sahnelerimiz. Teşekkürler. Sahnede. Evet. Öyle bir şov. Bu arada ilk Erilcan'ın sahnesine şahit olduk. Oha bak, biraz daha kararınca çok iyi oldu. What a conversation. Çok güzel bir kahve. Tatlı da gülüm. Evet, güzeldi, başarılıydı. Güzel gezdik, güzel yerlere gittik. İşte o böyle bir kilisenin kapalı olması falan, abi böyle bir kale kapalı olunca. Ay, gördük işte, içine girip ne yapacağız? İçinde yaşam olmayan şey için görsek ne olur? Drone şu olmasaydı beni... dediklerim evet çok doğru. Ama drone var, o yüzden çok okeyim yani.
AM. İşte bu anı bekliyordum, sahne sonrasını. Kardeş, hayırdır? Buralarda böyle geziniyorsun. Bizim odalarımızın dibinde. Hayırdır sana? Ha? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Hayırdır? Lan be. Şimdi sen naneyi yemedin mi? Ne oluyor ya? Samet! Gel gel yavrum. Nasıllar eril arkadaşım? İyiyim bir tanem, sen nasılsın? Erillerce. Biliyorsun bir şey içince böyle direkt erilleşiyorum. Sapıtıyorsun. Ne sapıtması lan? Ben sapıtır mıyım? Gayet normalim. Hayatıma devam ediyorum. Videoyu kapatmaya geldik. Videoyu kapatmaya geldik. 1 milyon olduk, yine de abone olsunlar ama. Aynen öyle, bir zahmet olacak artık. Ama. Bu şekilde içerik üreten kim var Türkiye Cumhuriyeti içerisinde? Kim varsa abone olun zaten, helal ol. Gülme. Ben de içtim biraz, gülme. Seni yerim ben, çok komiksin. Tam 2 saat uyuma vaktimiz var. Duş alıp 2 saat uyuyacağız. Ardından yola çıkıp havaalanına gideceğiz. Oradan Samet evine gidip uyuyacak. Ben Almanya'ya gideceğim. Gidecek. Almanya'da uyuyayım. Öf, bu ne takvimmiş be. Dinlerken yoruldum. Bilirsem uyuyacağım, ondan sonra sahneye çıkacağım. Uyursun canım. Bakın şu an bu videoyu kapatıyorum. Eğer ki Kıbrıs videomuzdan birazcık da olsa keyif aldıysanız, eğlendiyseniz, güldüyseniz lütfen like atın, abone olun ve güzel yorumlarınızı mutlaka yazın ki okuyoruz. Okuduğumuzu tüm yorumlarını okuyoruz. Zaten evet, keyif alıyorum. Beğendiğim her şeyi ya like'lıyorum ya kalpliyorum. Beğenme şiddetime göre değişiyor. Sabitlediğimiz de oluyor hani. Tabii, beğenme şiddetimiz değişiyor. Ederim. Sizi çok seviyorum. Gerçekten bakın, son bir haftadır yaşadıklarım paha biçilemez. Çok keyifli şeyler yaşıyorum. Hep var olun inşallah hayatımda. Sen de bir tanem. Bebeğim sen de bizi seni izlemeye devam edin. Vakit geçirmek çok keyifli bu arada. Eylcan ve Zırılcan. Kanalın adını değiştirdik. Eylcan ve Zırılcan olarak. Sizi çok seviyoruz. Bir sonraki hafta, bir sonraki videomda görüşürüz. Şu büyü ve sihirden uzak tutan bilekliğimle birlikte. Çok iyi denk geldi. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Trendlere girelim. Videoyu beğenirsiniz ve ne kadar çok yorum yaparsanız bizim trendlere girme şansımızı o kadar arttırmış oluyorsunuz. O yüzden basın tuşlara, vurun tuşlara. Birinci yapın bizi. Damla çok iyi hikayeymiş bu arada. Evet. Biz biri hak ediyoruz. Ne? Hak ediyoruz, basın. Sizi seviyorum. Hoşça kalın. Zemzem. Evet. Keyifliydi ya. Yemek teyze katılıyor. Hop 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 hop. Teşekkür ederiz. O yüzden tamam, sen anlat anlat. Ben Yemek teyze başvurdum. Hiçbir Oğlum çaça 5 saatte 2766 görüntülenme almışsın. Bu arada şuraya artık bir 20 bin yapalım. Bu hızlı yükselişimiz durdurulamasın. Çok iyi çok iyi. Görüntülenmeler çok iyi ya, şaka mı ya? 29, 53, 74, 97, 96, 72, 74, 60, 53. Bu GeoGuessr'ları da izleyin ama ha. Tamam, hastasına da yani, bu kadar da hastasına değil. Lütfen ya.